geliyor, kurt geliyor. Sırayla bütün ekibi saymaya kalksak 1,5 saat burada Kur'an okumak zorunda kalacağız ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Abi İbo dinden uzaklaşmış. Lan pezevenk Windows'u kaçakmış senin İbo. Bilges chat'e yazdı. Güzel mi ya? İbo niye bize böyle yapıyor diyor. Windows 7'de de aynı boku yemişti diyor. Ortağım hoş geldin lan. Ortağım sen Adanalı mı oldun lan? Niye lan? Hoş bulduk lan. Aykün. Götünü sırırım lan sana. Seni kanırtırım lan İbo. İbo kanırtmayın şurada. Ne yapıyorsun ortağım? İyi lan ortağım, oturuyorum. Üzüm yiyorum. Hiç elim boş durmuyor değil mi orada otururken? Durmuyor. İbo düzgün geçiyor değil mi? Maşallah diyelim ortağım. İştahınla maşallah yani son dönemlerde. Ya bu şarkı... Kimin abi bu şarkı? Kim söylüyor? Hüseyin Hakan DJ. Bu Hüseyin Hakan'ın kendi sesi mi bu amına koyayım? Evet, efekt de yapmış. Mahsun Kırmızıgül. Topik diyor mami. Ya kapat ya, bu oyun hangi oyun ya? Assetto Corsa. 4. Assetto Corsa. Lan moralimi bozdu. Moralimi bozuyorlar ya. Yarış da yok bunda İbo. Ne yapıyorsun? Sadece araba mı sürüyorsun? Aynen, araba sürüyorsun. Mami telefonu bıraksana. Niye lan, mesela? Niye geçsene? Araba sürüyorsun? Ses tedavi ediyor. Mami o ses ne sesi lan? Bir daha söyle. Oğlum çok kötü ya. Mami yeni mikrofon almış. Ya, bu amına kodumun ekibine var ya. Teknolojiyle tanıştırdığım güne lanetler olsun ya. Ne abi sen kulaklık, kulağımı takıdan işleyebiliyor musun? Ben ya sen rahat rahat işleyebilmek için kablosuz evet, kulaklığa mı geçtin? Konuşabiliyorum. Mami bu olmaz paşam, bunu değiştir vallahi. Ya kardeşim. Güzel Mami güzel. Ya tuvalette de bizi dinlemeyi ver amına koyayım ya. İşerken de bize gülme ya. Tamam Mami'nin çözüm bende abi. Abi işime gidiyor ama çekmiyor ki kulaklığı. Bende var abi, bende var. Kardeşim bu kulaklığı madem işerken de kulaklığın kulağında olsun istiyordun. Bir tane lazımlık alsaydın yanına. Ya olduğun yerde işeseydin bari amına koyayım da. Bize bunu yaptırmasaydın. Bize bunu çektirmeseydin. Konuşabiliyor mu peki işerken Mami? Ne abi? Konuşabiliyor mu? Mikrofonu var mı? İşte şu an oradan konuşuyorum ya. Ay bu nasıl bir soru ya? Gözünü seveyim. Ya Samet. Oğlum belki mikrofon ayrıdır. Niye bu kadar güldün ya? Sen Nesin şey mi sen? Kulağımızdan mı alıyor sesi zannediyorsun kulaklıklar? Hayır oğlum mikrofon ayrı oluyor ya. Seninki de... Benimki orta beyinden alıyor sesi. Orta beyinden. Nasıl de benimki konuşuyor mu tuvalette, ne demek? Kimden bahsediyorsun yani, ya? Tuvalette sen konuşabiliyor musun? Sende mikrofon yok işte. Sade kulaklık. Benimki yatakta konuşuyor. Oğlum benim mikrofon burada ya amına koyayım. Bak bu ne? Bu mikrofon işte. E Mami'nin de öyle olamaz mı ya? Olacak olacak. Yakında olacak. Bak oğlum. Hasan açsın kameran. Al abi. Kardeşim. Bak gel şimdi abi gel. Aç Hasan. Hasan'ın ben çözebileceği herhangi bir sorun olduğuna inanmıyorum bu camiada. Abi Hasan'da çok iyi mikrofon var. Ezan okuyacağım size. Öyle diyeyim. Tövbe estağfurullah. Gelsin. Ben yok abi. Hasan'a hiçbir şekilde inancım yeter, sıfır. Yoruldum. Yok şakasız okuyacağım ezanı. Bak şimdi bunu olayın birkaç... Ezan mezan okuma salak. Abi gel abi yayına gel. Abi ciddi bu ne salak mı? Ne yapıyor? Bir dakika. O mikrofon... Aldım elime. Bak şimdi bak. Ben böyle takılacağım yayınlarda. Oyun oynarken bak. Bir elimde mikrofon. Düşünü birazcık kıralayım. Bana burada söz hakkı düşmez deyip mikrofonu iade etsene geriye. Arkaya tak. De dediğimi de. Öküz. Gel buraya öküz. Dediğimi de önce bir amına koyayım. Ben bu konuda abi yorum yapmak istemiyorum. Ben bu konuda boyutu yorum yapmak istemiyorum. Boyutu da çok güzel. Yabancılık çekmem. Abi bir salak bunu abi. Camiden çalmış ha. Bir dakika, camiden mi çaldın? Çözsene. Aynen. Sallıyor, ne camiden çalması? Bana bu konuda nereden daha fazla çaldın? Söz hakkı düşmez. Bana mikrofonu. Bu konuda daha fazla söz hakkı düşmez, bırakıyorum. Konuşamıyor da bak. Hani birebir cümleyi bile yapamıyor yani. Türkçeden Türkçe'ye yapamıyor. O mikrofonu al bakayım. Nereden çaldın mikrofonu söyle. Şu indireyim şunu. Bezemek, iki hafta Cuma'ya gittin diye kendine hak mı gördün o mikrofonu? Bu din böyle bir din mi? Tövbe estağfurullah. 3 hafta dur Cuma'ya gidiyorum ya, bu mikrofon benim olmalı. Ya bununla bunu dengelenebilecek bir şey. Oradaki sevabımla burada günahımı kafa kafaya getireyim diye 2 hafta. Tövbe estağfurullah yarabbim. Suyum nerede benim? Ha bu kolaymış. Boğaz versene Hasan. Oğlum çılgınlık yaratma ya.
Bana eko lazım ya. Vaaz verin. Yok yok, ben vereceğim onu Aslan bana. Tamam aynen, onu Mami'ye bırakayım. Salak salak işler yapmayın. Niye, siz inanmıyorsunuz? Niye abi, gayet iyi. İnananlara saygınız olsun. Vallahi ya. İbo bunu sen mi söylüyorsun? Dedi İbo. Hasan sen ne yapmak isterken o mikrofonu satın alma boyutuna geldin? Yani seni ne ittirdi o mikrofonu? Ben almalıyım, bu mikrofon benim olmalı dedirten hissin neydi yani o gördüğünde? Ben buna para vermedim ki. Nereden çaldın işte onu söyle. Ne oldu biliyor musun abi? Cemil abi var ya, fesli. Ağzına sok onu, evet. Duyamıyorsun. Şu bir şey söyleyeceğim sok, Samet. Efendim? Geviş mi getiriyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Bir dur ya. Bitti ortam, bitti. Sürekli böyle. Bir şey de yediğini de duymuyorum. Sürekli bir çiğneme durumundan buna koyayım. Evet. Şunu çıkartayım, daha rahat edelim ya. Tamam, Cemil abin geldi. Ya işte onun... Cemil abinin, bu Cemil abinin mikrofonu mu bu? Cemil abinin mikrofonu. Aynen. Cemil abinin bu mikrofonuna Mustafa Ceceli'ye mi özlenmiş? Sor bakayım ona. Niye almış bu böyle? Cemil abine bu mikrofonu aldıran abi neydi yani? O unsur neydi yani? Onu bana bir sorsana Cemil abine. O odası bana düşmüyor. Cemil abinin gittik mikrofonu abi diyor. Evinde abi 9000 aboneye düşmüş. Zaman diyeyim, ne oluyor? Bakmam lazım ona. Şu an anlık mı düştük yani 9000'e bir anda? Evet, büyük bir kriz abi bu bizim için. Katman neyse yalan olacak, ben söyleyeyim. 9600 abonedeyiz. Niye panik yaratıyorsun ya burada? Bir de yeni mikrofonun namına koyayım. İğrenç bir ses tonun geliyor zaten. Tamam düzelteceğiz onu, düzelteceğiz. Tamam düzelteceğiz. Hiç sorun etme sen bunu. Ya bu... Çekme çek. Çekme. Neyse ben evde dolaşıyorum. Siz dinlerken evde dolaşıyorum biraz. Siz kıskanın. Salak gezdek ya. Tuvaleti yapabilmek için. Bayılısı. Hasan niye kapattın? Açayım. Aç aç. Chatten öyle Hasan stand up mı yapıyor diye görünce. Ya bir dur be! Aa beatbox yaparım abi ben bu mikrofonu. Mami! Sen bu yüzden mi aldın bu mikrofonu amına koyayım? Evet. Bak tuvalette. Ya yarram, git işini hallet, öyle otur bilgisayar başına o zaman ya. Ben chat'e bakmıyorum. İnanılmaz rahat bir şey ya. Abine çekseydin kulaklık, kablolu kulaklıkla bile oturduğun yerden işleyebilirdin. O da senin genetiğinde yokmuş. Ne yapalım yani? Bende kablosuz kulaklık var da sanki ben giderek mi işiyorum? Buradan gönderiyorum, yolu biliyor. Tıs diye. Ya da bir de ben... Kobra böyle kalkıyor, bakıyor falan. Heh. Tarz değişikliğine gitmeyi düşünüyordum. Sen o mikrofonla dilenirsin ancak kanka. Evet. Nasıl bir tarz değişikliğine gitmek istiyorsun? Bu mikrofonu bırakacağım abi ben. Tak şapkana. Ne tarz değişikliği ne yani? Ne tarzın ne ki değiştireceksin yani? Onu ben merak ettim. Bu mu tarz değişikliği? Playboy olacakmış. Ulan bundan olsa Gameboy olmaz bundan. Şu tipine bir bak ya. Ne yaptın Talimden şimdi? Talimden geçmiş bir... Artık entelektüel oku bir insan olmayı düşünüyorum. Oku bir kitabını oku Hasan. Talimden geçmiş biriyim. Gideceğim mutlaka, sen de illa gideceksen. Rica etsem şuradaki şeyi alabilir miyim? Ercan abi torunu alıyor. Alıyor ya arada. Ercan. Oğlum sorun mu oldu? Yok sorun olmaz da boş durma, bir ayağını da salla da bir katkın olsun. Yok abi estağfurullah. Seni bile sallarım lan ayağımda, gel. Oo. İbiş. Bu her tam bir ibiş ya. Aslan sana bu tarzı kim önerdi dostum? Ya bundan sana bir anda yapmayacağım. Ona yükleneceğim şu. Styling by Dilave Dogli Yağmur. Yağmur Dilagrabo rolünü ben bir kanala davet ediyorum Yağmurcuğum. Bir görebilir miyiz senin stylingini ben? Bekliyoruz. Sizi de özledim, evet, hem evet, de görmüş olayım. Kameranı açar mısın Yağmur? Kamera açamam çıplağım. Çıplak mısın? Tam tersi. Şu an açman lazım. Çıplaksan kesin açacaksın zaten de. Açsana kızım kameranı. Ne var ki burada sanki kamera? Oha, harbi üstü müsait değil. Styling Allah Allah, üstü müsait değil. Bakalım biz karar verelim, müsaittir belki de ya. Belki çok müsait üstüm mesela şu anda. Oğlum bak şu an benim elim ağrıdı mesela. Bırakıyorum bunu buraya. Zaten bir şey söyleyeceğim. Zaten yaz. Ay piştim. Ben de soyunacağım şimdi. Ben de çıplağım abi, açayım mı? Yok kanka sağ ol ya. Yağmur harbiden açamayacak kadar mı çırılçıplak oturuyorsun evinde ama yani o da ona da anlam veremiyorum çünkü. Ya bir tık gibi ama açayım ya, tamam bir şey olmaz herhalde, dur bir dakika. Giyin de öyle aç kız. Tamam Samet. Abdest kaçırmayacak boyuttaysa aç. Yok ya, o kadar kaçırmaz. O kadar kaçırmaz. Kaçırmaz bir şey olmaz bir şey. Hani kaçırmaz. Yağmur sen bize herhalde Arabistan'dan dün geldik zannediyorsun sen bizi. Ben hayır bu yoktu. İzmir'den bu geldim yalnız. Bu yoktu. Bak Mert'e bak, hemen yemek yazmış adının başına. Tamam seni de anlıyorum, çıplağımı açamam. Doğru, buradaki Discord'taki bazı arkadaşlar varken ben de böyle açamazdım. Da yani. Yemek yiyorum. Hayırdır, şeriat mı geldi?
Ne yoktu? Üstündeki body mi yoktu? Yok, pijama vardı da üstümde. Pijama üstü vardı bir tane. E daha kapalıdır o. Niye çıkardın onu? Irkçılık yok, o daha abi. Açıktı. Bir gösterir misin? Ürünü bir gösterir misin elinde? Ya. Nasıl, ben bir pijama üstünün... Mi? Bak, elinle göster. Gidip mesela getireyim mi? Şöyle. Evet. Yo, şöyle çağır şöyle. Kendi gelsin, gelir belki. Allah Allah. Güzel. İyi öğrenmiş. Yan geçti oraya bak, fark ettiyseniz. Tamam. Bunu öğrettiysek bunu bu sektörde bu sektörde ben eşime dostuma bunu öğreteceğim. Benim daha sırtım yere gelmez. Bu. Kızım bu pijama üstü mü şimdi bu? Evet. Buna pijama diyemezsin bundan oğlum, sonra. Perde la. Bir de stylist olacak. O daha kapalı vallahi ya. Vallahi bilmiyor. Hayır hayır, bu pijama üstü mü şimdi? Bu pijama kategorisi değil ki bu. Pijama, bir de bunun küçük şortu var şu bak. Fantazi iç giyim bu ya. Biliyorum. Bu da şortu. Bu da peygamber donu bu da. Bu şortu İbo denize girerken Adana'da göle giriyor. Abi öyle bir şey var gerçekten. Abi bu benim deniz şortum lan bu. İbo'nun deniz şortu diye verdiğidir lan buna. Peygamber şortu ne ya, tövbe estağfurullah. Espriler yapmayın. Şaka değil kendim, abi var. Kendime suluk aldım büyüktür diye. Yapma bak, bir şey geldi deneyim. Baksana. Ne yaptın ya? O ne ya? Suluk... Ben bunu daha büyük bekliyordum. Şu kadar bir şey bekliyordum, bu kadarcık geldi. Sen ne yapmak istiyorsun ya? O su yetmez mi sana? 3 gün yeter o su sana. İç bakayım nasıl içiliyor. Hayır. Ya ne hayır ya? Sen öyle deyince içmek içesim geldi. Yağmur ya, belli ya, ki uykudan yeni şey uyanmışsın içiyordum. Yağmur. Belli ki. Bu sudan iç. Benim canımı sıkma. İç bakayım. O kapağı nasıl açılıyor? Kız öyle mi içiliyordu? Kapat, ben öyle zannetmedim onu. Sömürdün ya, böyle mi içiliyordu? Oğlum çok acayipmiş. Ben de diyorum hangi gerizekalılar... Ya sözüm buradan meclisten dışarı da... Bu ürünleri hangi kim alır ki diyordum ben de. Bakıyordum bu ürünlere bazen, denk geliyordu. Niye ya? Gayet güzel bu işte. Ulan, 1,5 litre. Bu da 1,5 litre mesela. Bu da benim suluğum. Bu da 1,5 litre. Markayı ama sen ona sürekli para veriyorsun. Ben bunu para vermiyorum. Bir kere verdim, artık hep bunun içerisinde içeceğim. Ve bunun içerisine buz koyacağım, limon koyacağım, salatalık koyacağım ve nane koyacağım. Tabak alayım. Ya sen hamile misin? Onu sen bayağı kahvaltı yapıyorsun. Suluğun içinde. sen niye kahvaltılık diye mi aldın onu? Sen suluk diye mi aldın? Para veriyorsun. İçindeki hayır. Suya para veriyorum ben bunu. Detoks. Baya ya nesline de alır, içine nesline, onun içine de lahmacun da atar. Nesline sen de al, ne yap biliyor musun onu? Ne yapayım çağır. İçine ayran dök, buz dök, lahmacun dök, karıştır amına. Yağmur kamera açmışken dişlerini yakından göstersene. Evet. Gözükür mü ki? Made by Nesrin. Ne yaptın ki Yağmur dişlerine? Diş taşlarını temizledim Yağmur'un. Bir de babasına dolgu yaptım Yağmur'un, çare. Bu ne ya, küfür evet. Gibi. Yani. Nasıl ya, şimdi babasına dolguyu sen yaptın öyle mi? Evet. Evet. Kaç para aldı Yağmur? Nesrin sizden kaç para aldı Yağmur? Ne anlaştık biliyor musun? Allah aşkına bak, eğer bir şey söyleyeceğim. Dürüst ol. Allah aşkına kaç para aldığını söyle bir lütfen. Hayır para almadı. Ben dedim ki sen bana lahmacun ısmarlarsın dedi, tamam. Sen boku yemişsin o zaman. Keşke para alsaydı yani de. Yağmur dedi ki yemek ısmarlarım dedi. Ben de dedim ki biz Yağmur'la bir vlog çekecektik. Lahmacun yemeye gidecektik. Lahmacunları ısmarlarsın dedim. Öyle dedi. Sen Yağmur o paraya efendim? O paraya o yepyeni bir ağız yaptırabileceğim bir para hesap ödenecek. Biliyorsun değil mi? Lahmacun parası. Benim ağzım güzel yaz. Gerek yok. Dişlerim. Kapçık ağızlı gibisin ama ya. Deli ozun ağzı gibi. Ne demek ya? Böyle kemçük ağzı derler ya. At ağzı. Böyle bir ağzı kemçük ya, konuşmaları falan böyle falan diyormuşum. Bak bir tane donate'im var Mert'cim. Senin de kameranı açmanı çok istemiş. Açma ihtimalin var mı Mert'cim? Bak gerizekalı. Parantezine yemek yazmış. Tövbe yarabbim. Yemek yiyorum ama dur acıyım. Bir saniye. Olsun, bize aç. Make food. Salak ne yapıyor? Bunu unuttum ben. Bu ne yapıyor bu gerizekalı Hasan?
Bana mı geldin abi? Yeni tarzına alışıyor. Yeni tarzıma takılıyordum. O mikrofonu niye... Tövbe estağfurullah, emanet yeni gelin. İçmeyi öğrenmişsin aslında, o serçe parmak havada, evet. Güzel. Aynen bak. Allah Allah. Zerafetsi biliyorsun, zerafet. İlk tutuşu abi, ilk tutuşu. O ne? O tutuşu ben tövbe estağfurullah, azgın köylü bakire kızın ilk defa yükselip cinsel bir organ tutarkenki gibi narin tutuşu yani gibi tutmuşsun ya. Mami şu mikrofonu müsaadenle şuraya bırakıyorum. Efendim abi. Yağmur mu yaptırdı bırak, sana oldu. Bu stylingi? Yağmur sen mi yaptırdın stylingi? Hayır, İbo yaptırdı. Sen yaptırsan böyle yaptırmaz mıydın mı demek istiyorsun? Evet. Oha hocam mı? Oha mı? Nesi oha oğlum? Bu bir yaşanmışlık anlattım. Ben ne anlattım ki? Bir şapka taktırmışsın İbo. Bu mu stylingi bu çocuğun? 10 numara stils. Stils. Teşekkürler İbo. Ben amına koyayım, bu böyle stils mi olur ya? Sağdaki elema senin gençliğine benziyor mu? Lan oğlum bu aslan benim gençliğime mi benziyor? Mert abi lan. Yok şeyden aç ya. Lan mobetele mi? O ne? Masayı bir toplasaydın ya. Koptum amına koyayım. O ne? Piknik yapıyor piknik. James Webb uzay teleskobundan mı bağlandın amına? Arkadaşlar adam hala rakılı layda kalmış. Ya bir insan bir kamerasını yaklaştırır be amına koyayım, bunu neredesin oğlum, ya? Oğlum setup'a bak, çok iyi setup oğlum. Çok uzaktan. He? Yapamadım. Çok kötü durumdaydım. Tipe bakın bak. Burası da hiç yaramadı bana. Ya. Klimanın hemen dibindeyim valla, ayaklarım dondu burada. Mobesa'dan bağlanıyor. Oğlum klima zaten ayaklarına vuruyor ki. Mehmet Ali Bey! Mert seni klimaya eleştirdik senin programda. Klima senin klima boyutuna göre. Klimayı yerde amına koyayım. Mert'in boyuna göre bir klima. Ben ne getirdim bugün kermese? Ne yiyorsun Mert? Şinitzer. Ağzının tadını da biliyor. Plastik bak. Ne yiyormuş? Şinitzer. Plastik bıçakla mı yapıyorsun peki bu şovu bize? Ben hep dışarıdan söylediğim için hep dışarıdan bunları ben biriktiriyorum. Fazla vermişler bak. Bunu bir sonraki yemekte kullanacağım mesela. Bir sonraki yemekte yanında gelen plastik çatal ve bıçak hiçbir zaman denklenemeyeceksin yani böyle güzel. Hayır ama unutuyorlar. Unutuyorlar. Bazen hatta hiç olmadığı oluyor. Mecburen alttan bir tane çatal pisletiyorum. Onu da hemencik bulaşık makinesine. Niye bu acele ne yani? O çatalın hemen... bir köşede bırakırsam orada kalıyor. Yok gibi. Yok o çatalın bak, bir an önce temizlenmesini gerektiren sendeki bu durum niye yani? Üşengeçlik var. Bak şimdi sen konuyu anlamadın. Bak masa burada hala duruyor. Ben bilgisayarı oraya geri götürmedim. Bölüyorum. Saatlerimiz 00:00 gösterirken. Sizi düşünen birisi... Yok. Nesin doğum günü kutlu olsun. Sağ ol ya. Bir dakika. Nesin doğum günü mü bugün? Evet. Hemen Çağrı. Kutlayalım hemen. Pastayı bir doğum yapıyor ya. Nesin doğum günü kutlu olsun. Bay bay. Attım. Olası bir hediye durumundan dolayı attım. Teşekkürler. Nesin'in. Doğum günü kutlu olsun. Kaç oldun Nesrin? 24. Bir kamera aç bakalım nasıl 24 olmuşsun. Ay, bak Yağmur. Çok kötü 24 oldum Çağrı. Çok şeyim ben. Biz bize olduk ama. Yağmur yine şovunun peşinde bak, iyi izle. Hadi. Oha Yağmur. Ne yaptı ya, oha mum yaktı ya. Hediye üfletsene onu Yağmur. Üfleyeyim mi? Kime? Üflüyorum. Hediye. Hediye aşağıda ya. Ben senin yerinde bir tane direkt tutuyorum. Allah'ım inşallah bu sene 20 tane dolgu yaparım. Üfledim. Ya Çağrı hayır bu olmaz. Üflüyorum, üfledim. Kaç profil orada? Ağzıcım bir kokuyor. Bu içmeden bunun sabit 70'i var hep. Bir şey söyleyeceğim Nesrin'cim. Sen de bir kamera aç da seni de görelim ya. Açayım da dur.
Sandalyemi değiştireyim. Alçak sandalye dedim. Yüzüm gözükmüyor bunda. Bir dakika. Çok sıcak Allah'ım. Bir takla. Yani aşağı in dedi sen mesela. Bir takla atıp geliyorum. Sen evde kendi kendine takla atıp geliyorum zaten. Bir saniye geliyorum. Tamam gel. Evet. Mert. Yemin ediyorum var ya internet kafe işletiyor gibi oturuyorsun. Allah belamı versin sen. Rahatlığa bak ya. Kıskandım rahatlığına. Buradan. Ya harbiden öyle bir vibe yok mu ya? Çocukların oyununu bozuyor. Yani yemin ediyorum sanki Şamata kafe, Şamata internet kafe sahibi gibi değil mi amına koyayım şu an? Bir baksana şuraya. Sürekli akşam onlarda. Akşam Nuri'yle gelin, size de ayarlayayım bir masa. Bak internet kafe sahiplerinde de hep böyle bir rahatlık vardı. Sürekli o ana makinede yemek yenilirdi bak. Hatırladınız mı? Sürekli orada yerdi, gece içerdi. 12.30'dan sonra küllük de veririm sana. Maşallah. Maşallah onu nasıl ağzına. Ellerini böyle bacağını oraya götür diye bir de. Dedikten sonra. Tövbe estağfurullah tam dana ya. Afiyet olsun kardeşim benim. Bak şey diyordum. Bende üşengeçlik var. Benim temizlikçi geldi Rakıl Live'dan sonra. İşte etrafı toparladı. Ne kadar büyük bir olaydan sonra temizlikçi gelmiş. Ne kadar büyük bir programdan sonra temizlikçi gelmiş. Ben hala çarşafları falan yani koymadım üstüne böyle duruyor. Rakılı Live'dan sonra temizlikçi geldi infosuna koptum ya. Bir daha ben gülmekten şaka yapmaya çalışmaktan anlayamadım tam olarak ne dediğini. Bir daha söyler misin canımsız? Üşengecim dedim. Yani özet o. Özeti sormuyorum ya bayağı hikaye gelişimini soruyorum. İşte tekrar anlatayım Rakılı Live'dan sonra. Evet. Geldi temizlikçi abla etrafı temizledi. Benim çarşafları da almış atmış. Ama gece günün sonunda attığı için hani çıkarıp takmamış. Onlar orada temizlendi. Ben de onları tekrar alıp takmadım yerine. Öyle bir üşengeçlik var. O yüzden işte setup da burada duruyor. Bir ara geçeceğim o tarafa. Şu Illuminati peçeteliği sana kim hediye etti? Washington'dan mı verdiler? O Illuminati. Ne ayaksın Mert? Bu benim kolyeyle aynı. Nasıl bir konuşma tarzı ya? Şey, Deathly Hallows var ya, ölüm yadigarları. He, ölüm yadigarısın yani. Evet. Benim Discord'a bak, Discord'daki benim tagim ölüm yadigarı. Tabii sen gelmediğin için bilmiyorsun. Yadigarı. Bir şey söyleyeceğim. Efendim Nesrin, ben mazeret kabul edemem. Kabul edemez. Hayır, bugün kabul edemeyiz mazereti. Yok, açıyorum kamerada, tipim sefahetendi. Vallahi bugün işte çok yoruldum. Tamam, bizden niye tamam, tipin için özür diliyorsun? Tamam, onu anlamadım. Olsun yani. Hiç biz öyle insanlar güzel değiliz ya. Dinledim. Çok saçımı taradım. Biz senin burada tipin kötü diye bir şey diyecek halimiz yok. Tamam. Ay iyi, tipi bak, kapat. Tamam kapat. Ama yorgunum ya ondan Mert, birazcık. Mert nereye kaçtın Mert? Gel buraya. Mert'i kim attı oğlum? Niye attınız Mert'i? Atmadık ya. Mert gel buraya gel. Bir yere kaçamazsın. Aç kameranı aç. Sesim geliyor. Kapandı. Sen orada yemeğini yiyeceksin. Biz de izleyeceğiz. Geliyor Hasan. Nesrin de izleyecek tamam, buradan. Düzgün mü? Değil. Düzgün şu an. Tamam o zaman. Hasan. Efendim abi. Senin şu arkandaki mavi dalim mi? Ne o? Saç. Şampuan mı tutuyorsun orada? Ne o? Güneş sonrası bakım kremi. Şampuan yakıyor dedi. Bunu aldırdık abi biz de. Güneş sonrası bakım kremi. Sağ olsun İbo'nun şey dedi İbo. Bunu al dedi. Senin mikrofonu alsana. Bir dakika. Çağrı. Mert hakkında bir info verdim. Donate'e bakar mısın? Seninle taşak geçti Rakıl Live sonrasında şarkı kilitledim diye. Ya biz işte bu adama böyle şarkıyı söyleyelim. Şey yapalım. Kıramayalım. O bizde taşak kesin. Olsun be kardeşim. Yapmamışımdır öyle bir şey. Çağrı geçen gün Rakıl Live'de Mert'in stajına gelip şarkı söyledin. Mert sen şarkı söyleyince yayını kapatacağım demişti ama kapatmadı. End stream yazısını verdi. 300 kişiye 3 saat müzik dinledi. Gerçekten sapık chatten. Sen 3 saat. Sen o 3 saat. 13. bölümde. 13. bölümde. Ya şimdi şöyle oldu. Sen 3 saat İlk müzik mi dinletisi zaten yaptın sonrasında Rakıl Live sonrasında? Yayın açık kalmış. Ben zaten bunu bir 5 dakika sonra fark ediyorum. Leyla'yız haliyle. Tamam Yağmur kedim var ya Allah Allah. Tamam kedim var ben sensin şey ya Allah. Tamam takip ediyoruz seni her yerden ya. Kedi hayvan seversin ya. Bir söyle bir tur daha geçsin amına. Gel pis yapıyor buradan yandan geçsin sırf gözüksün diye. Hayır vallahi. 2 dakika dikkatimiz daha almayacak. İlla Yağmur'a kilitlenmemiz lazım. Bak Nesin'i şöyle yapıyorum. Karanlık Lord gibi oturuyor amına. Geçen ne yapayım? Üstümü değiştireyim mi? Hayır orada. Senin evin mi değişti? Sen neredesin ya? Çağrı bir şey söyleyeceğim. Komple kapkara mısın?
Işık açtım iki tane. Benim burada ampul yok da. Evdeyim. Ben şeyimi taşıdım başka odaya. Bilgisayarımı. Ha, sen salondan çık taşındın yani. Evet, salondan bir odayı boşalttım, oraya taşındım. 3 saat YouTube'dan meşale ateş videosu izletti. Aslan buna koyayım. Çocuk normal değil ki abi. Normal değil, izletir. Nesli'nin yeni odan mı yani orası senin artık? Evet, burayı yayın odası yaptım kendim. Yani sana odana diye bağırdığımız artık burada mı geleceksin? Allah. Aslında çağrı, hayır. Bu odada duyduğum için o lafı başka odaya gideceğim. Neyse. Ama odan budası. Şimdi mantık. Şimdi Hasan saçını ayır ortadan. Hasan şu saçını bir tara amına koyayım ya. Yok olmuyor, olmuyor. Şey aynı yere geri dönüyor bu hareketi yapınca. Mal. Sabahtan beri böyle hareketler yapıyorsun. Ya ıslat bir ıslat onu. Dostum bu tuvaletle olacak bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Senin direkt hamama falan gitmen lazım. Bu saçımı zaten gitmeyeceğim. Hasan sesini kamera mikrofonundan çek. Abi sol alttaki Fazıl Say mı? Aynen kanka, Fazıl Say. Fazıl Say mı diyor. Ben gidiyorum. Ya kardeşim senin yakışıklı olmana gerek bile yok. Gel, ben varım zaten burada. Abin. Tuvalete gideceğim abi, tuvalete. Aldığım mikrofonu. Bak kulaklığı çıkardı tuvalete giderken. En güzel highlight'ı neydi? Dostum doy artık amına koyayım ya. Ha, bitti ya, sigaraya geçiyorum. Size de afiyet olsun. Bir doy bir buçuk saattir yiyorsun be kardeşim. Yiyen. Sağ ol. Oh, şimdi paşa paşa şimdi yakarsın onları. Oh! Bak bir de şu koltuğu da biraz şöyle ben geriye çekeyim. Ben de gideyim çay alayım. Hype izlerken çay. Tamam. Yağmur çay almaya gidiyor arkadaşlar. Bir dakika. Nesin bugün tam? Bir dakika, sessiz olun lütfen. Tamam. Tamam. Şaka yapıyorum, şaka. Yağmur git git. Efendim Nesin? Ben mesela şimdi Yağmur'un babasına dolgu yapıyordum. Tam Yağmur da arkamda oturuyordu falan. Ben de tamam dedim, hiç fark etmiyorum ya. Siz dedikçe fark etmeye başladım. Neyse, sen de zaten biz hep dedikçe biz fark, hep farkındalıkların bize borçlusun. Nasıl fark edeyim? Geldim. Yaptım yaptım. Tamam, tamam gel ya. Allah. Gel amına koyayım, otur ya geldiysen. Çok özür diliyorum Nesin'cim. Geldim neyse, geldim. Kör müyüz amına koyayım? Görüyoruz oraya oturduğunu ya. Ya çok pardon Nesin'cim, çok özür dilerim ya. Yok yok ya. Hayır saçma ama Yağmur anlasın, evet. Ben kötü anlattım. Sen anlatamadın, ben dinleyemedim çünkü seni. Sen anlat. Yağmur ne yapıyorsun? Anlat Nesin'i. Oturuyorum. Neyse işte ben dişi yaptım. Değmez yaptım kardeşim sonra. İki takipçi için değmez Allah aşkına. Evet Nesin. Ya Allah yeter ama. Gülüyorum diye. Mert gel buraya gel. Mert nereye gitti Mert? Mert geri aç. O Mert gelecek burada, bütün benim yayınım boyunca sağ alt alacağım, yemek yedirteceğim ona. Gelsin buraya. Nasıl bitmiş. Mert. Ben bir kalkı söyleyeyim o zaman, dur. Bak sen benim yayınım boyunca seni sağ alta yerleştireceğim. Orada bütün gece yiyeceksin, tamam mı dostum? Olur, şey de var, kuru yemiş de var. Hani ha, sürekli bir şeyler yiyeceksin, ağzın boş durmayacak. Ama keşke bir kere de karamanı verseydik, onun da ağzı hiç boş değil. E tamam. Oy, karamana diz sattın, şimdi bir gelecek. Karama. Malafatı suratına vuracak amına koyayım. Karama şu Mert'i haraslasana, harasla. Ya sen sus lan, bu kim? Eski mami getir bize. Tamam mami, senin çözümün bak. Amına koyayım. Çık artık şu tuvaletten ya, sikeceğim. Evet Nesin'cim, sen bir hikaye anlatıyordun. Yağmur'un babası diyordun. Yağmur anlatacaktı onu. Yağmur sen anlat. Hayır sen anlat. Neyse işte ben dişi yaptım. Bak hemen de sen anlatmaya başladın. Hiç demiyorsun. Abi, bunlar biziz ya. Selam yapalım bunu herhalde sen. Sonra bitirdim çağrı. Bu kadardı hikaye. Neyse bak, sana döneceğim. Bu salak kim Karaman? Abi bak, benim gerçek yüzüm. Sadık da benim abi, Sadık'ı. Bak konuşuyorum. Yağmur. Yağmur konuş. Sus. Bu arada ne? Ya yok diye. Bir dakika bir dakika. Efendim. Bir dakika bir dakika. Şimdi sadece sorduklarım cevap versin. Yağmur orada mısın? Buradayım. Oğlum şaka gibi, bunu nasıl yaptın lan piç? Dur ben Mami'yi de ekleyeceğim abi birazdan. Bir dakika, ben konuşunca oynamıyor değil mi? Ekle beni. Ha, seni, tamam. Seni eklemedim. Tamam. Bitti. Bir dakika ama yanlışım var. O maymunu Mert konuşunca. Dur Mert'i de getirdim. Tezi çözdü. Oturmadı da. Oturmadı Karaman. Ona Karaman oturmadı. Bana da yapsana. Mert konuş.
Biz Yağmur'la kardeş miyiz? Evet. Tamamdır. Tamam. Tamam. Mert konuş. Mert. Konuşsana yarrak. Ben ağzına tüküreyim ya Karaman. Güzel bu kardeşim Karaman. Sana bir şey soracağım. Güzel kardeşim. Sen bu entertainment'ta neden köpek olmayı tercih ettin? Yani sen yaptın, abi, o yüzden soruyorum. Abi çok tatlı değil mi? Şuna baksana ya. Ya bir insan amına koyayım. Ne çağrı hani... bu adam böyle yayınları da böyle açıyor biliyor musun? Açıyor ve kamerayı. Tutuyor abi şekilde, sponsor her yayın gel, sponsor geliyor buna. Abi çok ilginç bir işleyişle uğraşmışsınız harbiden. Tebrik ediyorum yani. Nesin de şey yap, sadece dişler olsun, dişler konuşsun. Oo. Oo, hocanın hoşuna gider mi? Nesin böyle bir hareket? Aa, beni kavun arıyor. Bilmiyorum ki bir şey olmaz. Açayım mı? Aç, aç. Doğum gününü kutlayacak. Aç, aç, aç. Doğum gününü kutlar herhalde. Doğum gününü kutlar. Bir dakika. Hoparlöre ver, hoparlöre. Kavun yayındayız. Sus. Efendim. Allah kahretsin. Aa, şaka yaptım. Siktirdim buradan. Bu kadar da büyük olmasaydı. Aa, kavun sağ. Çok... Ya bizi geri zekalı gibi görüyor ya, ben ona çok tutuluyorum. Şaka yapıyorum. Şey düşünüyor mu acaba? Ulan nasıl kurtardım ama diyor mudur acaba ya? Tamam, teşekkür ederim. Aa, yüzüme kapattı. Ne dedi? Doğum günüm kutlamak için aramış, yüzüme kapattı. Niye yüzüne kapattı? Tamam dedi, kapattı işte. Sinirlendi galiba. Mert'in yayınında kavun gitti ya amına koyayım tuvalete. Her gittiğinde besteyle döndü kardeşim. Bir gitti amına koyayım, bir geldi Katman Nes müziğini yapmış. Aynısını birebir yine. Büyük yetenek ya bu adam. Kavun o yayında bayağı uçmuş. Ben sonradan öğreniyorum. Afan nasıl ya, söyledik ya sana Mert o kadar. Ne? Söyledik sana o kadar, bir git bir bak kavuna. He bak, Muhrip'ten 100 bitlik yayın akışını etkileyecek bir bit geldi. Dedi ki Çağrı TikTok cezaları niye unutuldu ya? Mami'nin video ne oldu dedi. Abi çekti burada. Mami çekti. Mami'nin cezası. Mami sen çektin. Bunlar atmadan atlam. Mami sen siyah ruj mu sürüyorsun? Mami. Yok ağzım öyle. Karamancığım. İbo konuşunca oluyor. İbo konuş bir. Konuşamadım. Ya ne alaka Karaman, ben İbo ne alaka benimle ya. Dur seni ekleyeceğim Mami. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çıktı lan. Yayındaki her şey gitgide hayal ürünü olmaya başladı ya. Gerizekalıyım ben. Karaman. Efendim abi. Ya kamera kapatsam mı acaba ya? Odaklanamıyor. Tiplerine bakmıyorum. Sadece bu ekrana bakırtıyorum bana. Sen ne yapıyor musun? Onu kapat. Biz sana bir saat sonra tekrar bağlanacağım. O ekranı güzelleştir ama. Herkesin Karaman, güzel bir hayvan olsun. Bana da eklesene. Hayır. Net ekleme. Hayır. Mami sen de konuş bir son kez. Konuş Mami. Konuşsana abi. Konuşmaz ama onu konuşuyor. Mami. Tamam, Samet'i falan da ekle, o ekranı güzelleştir, ondan sonra beni döneceğim sana. Beni ekleme lan, beni ekleme. Ekleyeceksin, hayır ekleyeceksin. Konuşmam tamına koydum. Oğlum ne olacak, bir görelim hepimiz, bir tabloyu olalım, mutluluk tablosu arıyorum ya, ben ya. Ya bir tek hayvan yakıştırmadınız bana, onu bari bırakın abi, ya. Hayvan yapma mesela. Hayvan yapma oğlum Samet'i, hayvan yapmak zorunda o değilsin ki. O kadar kötü bir şey mi Samet? Direkt kendisini yapar ya. Memnun musun halinden Mert? Hiç memnun değilim. Ama geçen gün hala maymun diyordun bana. Maymunsun sen artık ama. Maymun musun demek ki? Evet ne diyorduk? Nesin tırnaklarını yeme. Ha. Yeme çekiyor. Yemedim. Ha. Tamam. Şaka yaptım. Bir de ne diyor? Şaka yaptım diyor. Bizi sen niye bu kadar hafife alıyorsun ya Nesin? Yine kavuna dedim ben onu. Ne yapayım? Kavuna dedin de bizi ikna etmek için de yapıyorsun ya bir yandan da. Ona tutuluyorum. Ne bileyim, anlık oldu. Ya Mami'nin TikTok'unu bugün izleyelim. Biz Yağmur da yarın çeker. Ben de yarın çekeceğim. Ben yarın işe gitmeyeceğim. TikTok'um daha yok yani. Bana şunu çek demediniz. Çekerim bir güzel. Ben evet bir Yağmur'un yarın. TikTok cezasını ne yapacağız ortağım? Kanka beraber seçelim. Tek ben mi seçeyim şimdi Yağmur'un cezayı? Bu yayın Yağmur senin TikTok cezanı seçeceğiz. Sen de tamam. Yarına çekmiş olursun inşallah, doğru mu? İbo şey diyor. Doğru. Tamam. İbo Bugs Bunny çeksin diyor.
Ya. Bugs Bunny'yi kabul etmedi. Bunlar düşmana Bugs Bunny çek diyorlar. Ya niye bunlar piç kurusu çünkü bunlar. Bunlar öz düşmanı. Bunlar sana... Tövbe estağfurullah. Sakın öyle bir şey çekme Yağmur. Çekmem zaten. Şerefsizler ya. Ablanız o sizin ya. Lan İbrahim. Efendim. Ablan o senin ya. Ablam dünya ahiret. Ablacım diye Yağmur abla de bakayım bir. Yağmur abla. Çocuğun sesi titredi, bütün bedeni titredi amına. Ya vücut kabul etmedi, anladın mı abla demeyi yani. Öyle kabul edemedi yani. Sen şeyi biliyor musun? Nesrin Hasan'ı dövmüş ha, bana bundan sonra abla diyeceğim evet demiş. Ya öyle bu mi? Yalan kim uydurdu ya? Hasan artık bu yalana... abla diyor herkese. Korkusundan. Nesrin niye kıydın kız çocuğa, ufacık çocuğa? Ben Hasan'a öyle bir şey demedim. Hasan uydurmuş mu? Ben döverken Nesrin, ay çok tatlı Samet nasıl vuruyorsun bu çocuğa filan diyordun Nesrin. Ya Samet ben öyle bir şey demedim. Hasan uyduruyor. Sen Hasan şimdi... ne zaman dedin? Neyi ne zaman dedin Nesrin abla? Hasan sen dinlemiyorsun mu burayı amına koyayım? Sadece sana seslenince mi amına koyayım? Hayır. Algılarını açıyorsun. Hayır. Tegat beni anladım Hasan'ı. Allah Allah. Şimdi dedi lan. Öyle bir şey yok Çağat abi. Sen ne yapıyorsun? Tuvalette misin? Neredesin? Hayır. Arkasına silah tutulmuş RP'si yapıyor. Ben anladım. Her RP'ye de anlıyorsun. Oğlum RP yapmayın artık ya. Ne kadar oyuncu bir ekip çıktınız amına koyayım siz ya. Valla artık gerçeği unuttuk ya. Yapmayın abi artık yeter ya amına koyayım. RP RP RP. Herkesin zaten bir tatilden mi geldim kimse bıraktığım gibi derken ses tonu değişmiş. Tarzı her şey değişmiş. Sen nasıl şakayı kaçırabildin la? Dostum Hasan'a karşı bir önyargım var herhalde benim. İyi şaka yapabileceğine karşı önyargılarım var. O yüzden onun yaptığı iyi şaka bile olsa hemen boklamaya geçiyorum muhtemelen. Mert işler nasıl gidiyor ama masa 4'ü uzatsana orada. Memur gibi şu an ya memur. Amına koydum ya. Nur gece vakti oldu şu ışığı kapatayım mı? Of. Bayılacağım şimdi. Oo iyi yaptın. İyi oldu kapattın bak. Kapat ışığı kapat. Şimdi oraya ay ışığının vurmasını bekleyelim hep beraber. Oo iyi oldu. Vurdu ha. Böyle daha çok sarıyor internet kafe. Heh iyi oldu. Kepengi de yarıya kadar çek amına koyayım. Polis gelmesin. Arka kapı açık. Ön tarafı komple tamam, kapatmak kes, lazım. Tamam kes. RP yapıyor bir de hala. İnternet kafeci RP'si yapıyor bir de utanmadan. Nesrin şu Mert'in ağzına bir dolgu yapsana. Tost çek Çağrı abine. Şunun ağzını bir doldursana bir daha yemek yemesin. Şöyle Nesrin, çok. Nesrin alacağın olsun lahmacun yemeği beni çağırmadın. Nesrin. Üst dişleri alt dişlerini birleştirebilir misin yani bağlayabilir misin? Mi? Yapıştırsana. Sadece arkadan böyle bir su yolu bırak. Oradan suyla besle. Oradan böyle pipetle besleyelim. Çok mantıklı. Bir dakika elime bir görüntü geldi. Gerizekalı Akın'ın bir görüntüsü geldi elime bir saniye. Evet. Yine mi yakında? Gidin zekalı bak ne yapmış. Bugs Bunny, Mishaim Mentos Kolaymış. Ya samın grazın zayet ya. Lan lan! Bir şey yok, herkes çekebilir ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Akın yayıncılık hayatının daha ilk evrelerinde şu an. Şu an Akın'a yüklü bir miktarda donate'le Akın'ı sikebilirsiniz yani. Şu an o noktada şu anda yani kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Lan ne diyorsun? Yayıncının ilk safhaları böyle mi oluyor tam? Hayır Akın böyle yani şu anda gibi geliyor bana anladın mı? Mert niye ışığı yaktın? Beğenmedim. Mert dün de tuvalet önünde bekleyen adamlar gibi duruyor bir kolonya sevgisi. Şu an her şeye benziyor ya ben. Şu an harbiden her şey oluyor ya. Şeye ne diyorsun peki bu yeni yayın setup'ın böyle olsa mı acaba? Şu arkaya da bir poster koyarım. Bir önceki açıdan daha mı iyi? Çok uzak. Kanka şöyle söyleyeyim. Ya tamam onu getir yok, getiririm yok. Yakına. Yayın setup'ı belki bilmiyor musun? Sen oturduğun sürede çok bir şey değişmiyor. Alamadım. Ya kart ediyorum buna gülme artık amına koyayım sinirlen ya. Mami düzeldi mi? Düzeldi.
Regi RP'si yaptım da. Evet Nesrin, artık anlatacağım mı şu hikayeyi yoksa kapatalım gidelim mi dükkanı be? Ya hikaye yok Çar, uzay insan büyük hikaye gibi laf arası. Yok şu an çok büyük bir hikaye bekliyoruz senden, o babasına diş yaparken hikayeyi. Gerekiyorsa uydur birazcık da salla, bize güzel bir hikaye anlat. Hayır. Büyük bir şey değil, o cümle arasıydı Çar, şimdi beklenti arttı. Ben normal babasının dişini yapıyordum Yağmur'un, dolgusu kısmı bitti, düzeltmesini yapacaktım. Tam dolgusu bitiyen tamam dedim böyle. Sonra Yağmur'a birbirimize bakıp güldük işte, bu kadardı. Çok kısa anlattın. Tamam. Yağmur'un gözünden daha farklıdır belki. Yağmur, Nesrin... Efendim. Niye Nesrin tercih ettiniz peki diş konusunda? Yani ne oldu biliyor musun? Babamın dolgusu mu düşmüş? Nesin dişi mi kırılmış? Dolgusuydu o galiba, dolgusu değil mi? Dolgusu düşmüş, evet. Dolgusu düştü. Babamın dedi ki hemen dedi Nesin Hanım'ı ara dedi. Nesin Hanım'a gidelim dedi. O benim dolgumu yapar dedi. Ben de tamam dedim. Nesin Hanım'a gittiniz. Nesin Hanım size dolgusunu yaptı mı babanın? Evet. Nesin'e gelmeden önce diyor ki Yağmur diyor babana söyle ben biraz yavaş yapıyorum diyor. 1,5 saat dolgu bekledim. Nuri ben niye yok? Nuri ben niye yok? Nuri ben... Şey, İtalya'ya gitti, öğrenci değişim programına gitti. İnzivada. İnzivaya çekildi. Yok yok, ailesinin yanında o da. Nesrin sen hep dişiyim diyordun ya, ben böyle hayalini kuramıyordum. Bugün story'de ilk defa gördüm, önlüğü falan da giymişsin. Nesrin hocam hani, falan diyorlar ya. Evet, bildiğin. Günlük bir anda tanışsan Nesrin'le, evet gerçekten dişçiye benziyor yani. Tamam be. Ulan buna daha çok koptum lan. Şerefsiz nasıl eğlenir? Hadi sikerim ben gidiyorum. Koptum ananı sikerim. Gel. Ama bu şakayı... Her yemeği de yedik, tuvalete de gidelim ben. Klozete atıp sifon çekmelik bir şeydi yani bu. Mami sikerim, senden mi geldi o ses Mami? Yok yok Çağrı abi. Çağrı yaptım. Şimdi kim yiyecek akşama kadar yemeği o sol köşede? Şoka girdi ya amına koyayım. Orada yıldım ya. Nesrin çok mu komik? Hayır Mert, ben sana sevindim. Bak abi, bak chatten soruyorlar ya. Mert'cim Ozan Uğur nereye gitti diyorlar. Gelsene açsana kameranı. Gel gel aç kanka, harbiden şaka yaptık ya. Çağrı Mert Bici komilik yaptırdı bana, utancımdan gelemiyorum ya, bir Sıvagi. Oğlum sen nasıl bir adamsın Mert? Bir kameranı aç, sana daha bir şeyler soracağım. Gel gel dayı, bu olayı çözeceğiz, utanma gel. Sen bu amına koyduğumun programında sen niye kendi zevklerin ve renklerine göre hareket ettirtip de getirdiğin konuklara sürekli işçilik yaptırtıyorsun? Aç buraya kameranı, aç kameranı. Yüzümüze tamam, konuş. Tamam tamam. Biz burada diğeri çabanı olalım yaptığı şakalara bakacağız. Utan. Utan 32. ay demiş. Mert'im benim. Oh a beautiful dedim. TL 3 ile 32. ay kutlamış. Maşallah. Oğlum benim elimde yardım. Çok komedi bir görsel var ama seni gerçekten inciteceğini düşündüğüm için gösterip gösterme konusunda çok şeyliyim, ikilemdeyim. Ama içimdeki o, eğer ki o Sibegi özelden video evet. çekip sana yolladıysa onu sikerim. Sakın, sakın açma. Yani içimdeki piç de buna... Bana atsan abi. Beni durduramıyor ya. Beni yani öyle söyleyeyim. Terk ederim. Çağrı açık bana açık söyleyeyim. Beni durduramıyor ve ben hani bunu günlerdir bu yayına hazırlanırken sürekli beynimin içinde bunu açmalı mıyım, açmamalı mıyım diye böyle sürekli böyle gitgeller yaşıyorum günlerden sen beri. Sen istediğini yapmakta özgürsün. Tatilden beri tatilimin sonu gibi. Terk ederim. Senin için tatilin highlight'ı o video muydu? Video da değil ya. Video da değil ya. Bir tane görsel ya. Ne o aç ya? Ya bir görselden ne olabilir? Mert atsın ya. Çağrı, bir tane fotoğraf. Bana bir özelden at. Bana bir özelden at bir. Ne ya. Olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama şimdi ben senin vereceğin... Bir tane video çekerken yakaladım. Sildirttim. Ama sonra ne yaptı o bilmiyorum. Nasıl bir videoydu o? Yayın öncesi Kavun ve Svegi ile yayın hakkında konuşuyordum. İkisi de tabii beni sikine takmıyorlar. Ben diyorum ki ya bakın böyle böyle yapacağız. Şu olacak, bu olacak. İkisi de gülüyor. Bu ne diyor Fatih Terim gibi diyor.
Öyle bir an vardı, onu videoya kaydetmişti. Dayı vantilatörde götünü kuruluyordu. Köylü yakaladım orada. Ya görmemiz lazım. Ya, bak aslında daha kötü bir canlanıyor Mert. Videoya çektiysen ben burada artık kanuna başvurmam gerekecek benim. Bir şey söyleyeceğim. Video çekmem olsa bile. Ya şu kameranı aç, bir yüzünü görelim be kardeşim. Aç, şurada bir şey konuşuyoruz ya. Mert aç be, aç. Ya hayır. Ben sana şöyle söylüyorum. Ben yandan bende yayın açık. Orada herhangi bir görsel gördüğüm anda terk ederim abi. Hayır. Bir süre gelmem. Bir şey söyleyeceğim. Bak bizim dayı nerede? Noel dayı. Bak gitti adam harbiden. Moğolistan'a kaçtı. Bir şey söyleyeceğim bro. Evet. Bak kızardım yapma. Yapma, içim kıpır kıpır oldu. Bir şey oldu. Söyleyeceğim, sen Yağmur, o ne lan, kafanda helikopter böceği mi var, ne o? Ödüm koptu, manyak mısın? Bu ne, uzaylı gibi giriş yapıyorsun ortama amına koyayım. Ya o çağrı o kadar sıcak ki, yemin sinyal, ederim kafayı. Sinyal vere vere geliyor. O ne demek lan, nasıl geldi? Bir şey söyleyeceğim Yağmur. Madem çok sıcak, üstümüzü çıkartalım madem ya, kurtulalım şunlardan. Vallahi soyunacağım. Kenzi, tamam. Tier 3'te 10. rakla hoş. Kenzi. Teşekkür ederim Buracığım. Hoş geldin. Şimdi bir şey söyleyeceğim Mert. O nasıl bir yazma bana lan? Bana seri bir görseli bir yolla. Sen öyle mi mesajlaşıyorsun? Sana ona göre bir teklif vereceğim. Sen öyle mi mesajlaşıyorsun? Öyle derken yani mesela sana yazayım. Böyle böyle mi mesajlaşıyorsun? O parmaklar biraz kalın gibi ya. Şu anda sana bu şekilde yazıyorum. O hareket, son hareketi ne güzel. Enter'a ne güzel basın. Son hareketi böyle ellerini çektin ondan sonra. O da internet kafeyi uzun süre işletmeden gelen bir. Yağmur, hem sıcak diyorsun hem sürekli bir şeyler yiyorsun. Sürekli bir şeyler dedikçe vücut ısın. Yani sürekli çalışacağı için daha da sıcaklarsın yani bu arada. Burada küçük bir biyoloji olsun sana. Bir de taşak soğuk yenir. Ne alakam abi? Allah yok, Allah. Biyolojiden bahsedince geçmişe döndüm ben. Hey, göstereyim mi? Çayını, pardon. Alp, göstereyim mi diyorsun şimdi onu? Taşak soğuk yenir, ben geçen sene işledim, anlattım bana... arkadaşlar. Bilmeyenler varsa evet, geçen ben... senenin videolarına baksınlar. Mami o dersten hatırlıyor çünkü. Dersini evet, işledik, taşlar nasıl yeneceğin derslerini işledik. Bana bu arada özelden bir yazı geldi. Nesrin'i ilk defa görüyormuş, acayip beğenmiş. Niyeti de çok ciddiymiş. Haberin arkadaşlar, Nesrin ilk defa görenler için sesleniyorum. Nesrin arkadaşlar nişanlı. Nişanlısı da çok ters bir çocuk. Duyarsa gerçekten kemiklerinizi kırar. Öyle söyleyeyim size yani. Tersi çok pis bir çocuktur yani, onu söyleyeyim. Muhtemelen de yayını izliyordur yani, öyle söyleyeyim size. Takarsa fena takar. Ama büyük ihtimalle takarsa inanacaklar şimdi. Takarsa fena takar ama büyük ihtimalle takmaz yani, öyle söyleyeyim sana. Çok büyük orospu çocuğu gerçekten. Bak ciddi söylüyorum ha. Şaka maka değil, büyük orospu çocuğu bu. İlk defa ağız dolusunu duyuyorum ya. Respekt attı adama ya, küfür ederek. Ya kardeşim, beni niye orospu çocuğu şeklinde övüyorsun ya? Ben... Sen öylesin, niye öyle olduğunu da biliyorsun, öylesin ya sen. Korktum ya. İnsan arkadaşını çok büyük orospu çocuğu diye över mi Yağmur'a koyayım? Ya var ya, kafamın içinde böyle kurtlar. Bu piç Sveg'i ne çekti ya? Beni donla yakaladı, ne yaptı? Dostum sen o vantilatörde... Yazıyorum ona da cevap vermiyor bana. Bir dakika, bir şey bana söyleyeceğim. O vantilatörde o kıllı götü kuruttu mu kurutmadı mı? Görelim abi artık. Vallahi aklıma bir şeyler geliyor. Neydi, ya kuruttun mu kurtmadın? Bana bunun cevabını ver önce. Kavununki kıllıdır. Ya kuruttun mu kurtmadın? Ben o vantilatörün önüne geçtim. Ama çıplak olduğumu hatırlamıyorum. Yani öyle böyle bir pozisyon değildi herhalde. Ne yap, çıplak mıymış? Hayır, çıplak olamam ya. Ya zaten çıplaktan yayını göstermeyi düşünemezdim. Ya ben gördüm. Çıplak değildir ya.
Bak göstersin Mert ya. Sen hayır, neden büyüttün hayır. ya kanka? Ya bana bir yolla bir görseli. Ben Mert, sana ben sana görseli tarif edeyim. Sen vantilatörün önünde ellerini şöyle kaldırmışsın. Böyle kalça hareketleri yapıyorsun vantilatör arkanda. Orada da bir tane küçük bir düğme var. O ne düğmesi bilemedim. Evet. Mert Alp de geldi, kendisi anlatsın. Alp ne yaptın dayım? Çok bozuldu. Malp hoş geldin. İbocum psikolojim çok Malp, bozuldu. Malp hoş geldin. Çağrı sen gelmesen o gün neler olacaktı bilemiyorum abi. Götünü falan kurutuyor. Vantilatörde götünü kuruttu dayı, deriyi gördüm. Ya bir de bir şey söyleyeceğim abi. Böyle köklü bir programın Türkiye'nin İbo Show'dan sonra yerine alacağı Rock'ın Live gibi bir programın amına koyayım arka planında. Rock'ın Live. Evet Çağrı. Bu çocuk bunlara orgazm oluyor. Böyle bir programın arka planında bunların dönüyor olması bu kadar amatörce işlemiş. Yani nasıl bir arka plandı ki Mert amına koyayım götünü vantilatörde kuruttu infosu, yani söylentisi bile korkunç da. Dayı. Bunun bir de gerçek olma ihtimali var. Bana dedi ki sen buraya otur dedi Çağrı. Oturdum bekliyorum. Kapıdan girdi tam ulan dedi, sıcak bastı dedi. Vantilatörü hafifçe çapraza çevirdi. Dedim ne yapacak, sıcak basan adam ne yapar, vantilatörün karşısına geçer. Dayı götü hafif araladı, oradan rüzgarı alarak kendi götündeki teri soğutuyor. O da koku yayıldı eve. Dedim ki konuşu hale geldi. Zihir yayıldı. Görselim benim göstermek için yalvarmam alan gerekecek. Yoksa bunun anlattığına inanacağız amına koyayım. Dayı çok korkunç. PUBG'deki gibi mi? Alan böyle yeşil gaz mı yayıldı? Evet dayı, alan geldi. Son anda yani circle helps us a lot. Çok korkunç bir çağrı. Hasta amına koyayım ya. Peki sen geldin mi kendine? Ben biz selamlar okuyabilirsen sevinirim. Yayınları yeni takip etmeye başladım. Kız arkadaşım sizi çok severek izliyor. Ben de onun sayesinde severek takip ediyorum. Selam söyleyebilirsen çok sevinirim. Seviliyorsunuz. İyi yayınlar demiş. The Pyron 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar. Dostum sana ve kız arkadaşına çok selamlar. Mutluluklar. Hoş geldin bu arada tekrardan. Eyvallah. Eyvallah. Chatten de böyle selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Sevgili Çağrı, benim anlatacağım 3-4 tane harbi hikaye var. Tamam, hikayelerine geçmeden önce ben sana birkaç soru sormak istiyorum ama bu sor noktada. Sor dayıcım. Çünkü bizim sor dışarıdan dayıcım gördüğümüzle Çağrı içerideki programımıza katıldığı için ne hissediyormuş onu da araya sen bir şey söyleyeceğim. Sana bir sözleşme imzalatmadı değil mi? Program hakkında konuşamazsın bilmem ne falan gibisinden. Dayı imzalatmadı ama şey dedi bana programın başından önce, sana yemin ederim bunu dedi. Bir anda dedi sana saksoya yatarım bir şey yaparsan dedi. Lan dedim ne? Böyle bir şey dedi dayı, yemin ederim. Lan onun gerginliğiyle bütün program devam etti. Böyle bir şey denir yemin ederim Çağrı. Sen o korkuyla hiçbir şey yapamadın mı bir anda sakso hiç çeker dayı, diye? Ben koltuktan kalktım da sen. Bütün yayın aynı şimdi, koltukta oturdum. Sevgili Alp, sen bu programa katılan bir birey olaraktan ben sana birkaç soru soracağım. Dışarıdan bir izleyici gözüyle ben izledim ve bunlar buradan bir izleyici olarak soruyorum yani oradaki programdakilere. Bizim dışarıdan izleyiciler olarak gördüğümüz bir tablo var orada. Mert oturuyor tam ortaya. Başlarda tam ortaya oturmuyordu. Hoş geldiniz. Kapıya yakın tarafa oturuyordu. Konunu da diğer tarafa alıyordu ve Davut'u. Kendisi için hazırladığı mezeleri, bakın konuklar için değil, kendisi için hazırladı. O gün canı ne çekiyorsa o mezeyi hazırlıyor çünkü. Rakısını, müziğini falan getirtiyor. Yanına da tek gitmezdi. İki tane veya bir tane iki tane konuk getirtip sadece kendi alem yapacağı zamanlarda, çünkü programın bir takvimi de yok. Hani diyor ki bu hafta çok içtim, bu hafta yapmam diyor mesela, anladın mı? Öyle bir program yani. Birazcık large'da bir program. Gerekiyor. Hiç böyle bir akış yok, hiçbir şey yok yani. Kaç duble içiliyor mesela programda, bir 70'lik bir tane daha açalım amına koyayım. O keyfe keder bir durum ya. Ve sürekli Mert şarkı istiyor. Sanki bu program ve proje Mert'in rakı içesi varmış da bir yandan da işte müzik de dinleyeyim, bir yandan işte arkadaşım da gelsin. De hep beraber böyle oturalım, bir de yayında açayım amına koyayım. Gelen konuğa işte efendime söyleyeyim. Şey yaptırtayım. Sevgili dayım bana bardak dedi ki doldurtayım. Bana özel soru soracak, tamam mı? Hayatımla ilgili. Yayın öncesi de bize 30 dakikada ellerini arkaya bağladı. Kavun mu? Yüzü burada kavunun ya. Ellerini arkada bağladı. Dedi ki size dedi bir iki kelam etmek istiyorum. Dedim lan Allah Allah. Vallahi lan şaka yapmıyorum Çağrı. Elini arkaya bağladı. Siz nerede oturuyordunuz? Salonunda oturuyoruz. Daha götünü açmamış. Siz salonunda oturuyorsunuz. Size geldi eller arkada.
Sizler gözümü açmadım daha, sakso çekerim demedim daha tabii bunlardan önce. Dayı, tamam mı? Dedim ki davula, davul dedim. Bu dedim daha önce böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı abi dedi. Tamam ya dedi. Adamın sahne ismi o ya. Dedi biliyor musun? Dayı dedi. Adamın sahne ismiymiş kanka. Sahne ismine zarar verme davul. Evet. Davulun, şey Davut'un. Dayı dedi. Bu programın dedi akışına zarar vermek yasak dedi. Ananı sikeyim bir gerildim dayı. Dayı ananı sikeyim korktum çağrı. Nasıl ya? Vallahi... Geldi ellerini arkada bak, bağladı. Biz yemin ederim yalan söylüyor yemin şu anda. Mert bir de senden dinleyelim. Tamam bir dakika. Tamam bir de benden dinle. Mert bir de senden dinleyelim. Bir dakika bu arada. Rakılı lay! Yes be. Bak bak nasıl mutlu oluyor. Ulan o gün de gelecek vallahi bak titriyorum ya bu evin bu odanın içerisinde en büyük kurduğum hayal o ya. Mi? Görüyorsun değil mi nasıl titriyor titriyor. Abi evde kanka, kanka sana bir şey söyleyeyim mi bu çocuk şimdi, beni o eve götürürse büyük ihtimalle şimdi, beni sikmeye kalkar ya. Daha önce geldim bu eve öyle bir şey yapmadım. Öncelikle. Kalabalık geldik. şimdi şunu söyleyeyim biz şeffaf yayıncılıktan yanayız Çağrı. Tamam biz de öyleyiz. Gözüne doğru da bakayım. Yo biz de şeffaflıktan yanayız yayın her zaman. Yayın dışı bir ortam oluşsa nasıl davranacaksam açıkçası ondan çok daha farklı davranmıyorum. Akın piçi seni de gördüm yayında benim bu el kol hareketlerimle bayağı bir dalga geçtim. Bu tonlamalar peki halis mi bu tonlamalar ne? Bu tonlamanın daha sertini yaptı bize şimdi. Ben şunu sen söyleyeyim. Bu çocuklara niye böyle tonlamalar yaptın Mert onu anlat bize. Ben şunu söyleyeyim. Şakasına da olsa sakso çekerim dedim neden? Çünkü yayını A'dan Z'ye çünkü rakı içtikten sonra etme... libidom mu artıyor? Hayır, neden? Hayır. A'dan Z'ye sabote etme planıyla geldi ikisi. Ben dedim ki tamam bokunu çıkartalım ama yani sonuçta burada bir iş yapıyoruz yani o kadar da bokunu çıkartmayalım. Yok dedi bir anda döneceğim sana dedi tokat atacağım onu yapacağım bunu yapacağım. Dedim ben de bir anda o zaman herkesin önünde sana sakso çekerim o zaman ne yapacaksın? Bu hani... şaka değil ha Çağrı. Şaka bunu yani... yapmadı. Aga dedi, ya hadi siktir amına koyayım. Yayıncılık hayatını getiririm. Bu böyle bir hareket yaparım diye beni tehdit etti. Bir de Çağrı sonrasında da parasıyla falan hype, hype. Atıyor. 20 tane falan hype, tişört hype. Gösteriyor ne alaka? Hype. Şimdi bir dakika bir dakika. Ya ben de bana dedi ki oğlum ne güzel tişörtlermiş. Onurcan posta hazırlasana. Rakılı Live content'i adı altında gelen konuklarına sakso teklif eden Mert'in maskesini düşürdük. İbo Show arka planında kim bilir neler teklif edilmiştir bugüne kadar. Bence doğru yolda ilerliyorum. Konuklarını saksoya tehdit ediyor. Dökümü açmadım. Öncelikle bunu da bir not alalım. Ama ben sana bir söyleyeyim bir gün bir baba yet gelir sana o saksıyı çektirtir orada. Lan eşek diyor ki çağrı diyor ki. O baba yet ya bu odada. Ya bu ne be kardeşim hayvanı bak. Samet abi bir konuşsana. Kadaman ben de deyim Kadaman. Samet bir konuş. Samet abi seni ne yaptın? Çünkü sürekli konuşan biri var Kadaman. Dur bir dakika. Konuş. Konuşmayın dur bir kendimi göreyim. Ben konuşmuyorum. Hani oynamıyor benimkinin ağzı Karaman. Aydil'e de alamamışsın Karaman. Aydil'e de al. Aydil'e alınmış. Pardon. Karaman o bak başarısız bir girişimin oldu. Bu bir daha olursa elenirsin haberin olsun. Ya Sveki bu arada ben istiyorum. Çok önemli. Dedi ki. Tamam çok önemliymiş. Götümü dedi açmadım dedi. Ulan orospu çocuğu senin göt çizgin ta sırtında aman okuyun. Bir indirdi dayı. Bu kadar uzun göt çizgisi olur mu dayı? Sırta kadar gidiyor yemin ederim. Onu ben de ya gördüm dayı. Ben senin dayım. Yanında niye soyunayım ya? Sveki sen ne yapıyorsun? Dayım onu abi, ben de gördüm. Bir dakika Sveki gözünü seveyim. Gördüm, bak burada yanlış reklam yapma çünkü bir sonraki konuklarımız Nesrin. Ya kardeşim götünü yanlış anlama. Götünün yanlış reklamı olsa ne olacak ya? Bu göt... Ya ben etkilenmelerini istemiyorum. Korkum yok oğlum götünü açsan ne olur aman okuyayım. Ya Samet nasıl etkilenmedin dayı? Ay yaşa ya. Aman okuyum bütün yayın sana selam gönderdim Samet dedim. Ya, kurtar anlamında elimle aman okuyum yiyorum yiyorum. Bir kere de dayıcım bir sıkıntı mı var geleyim halledeyim yok aman okuyum. Zor durumdayız orada sana selam atıyorum. Ne sıkıntın varsa ben hallederdim dostum anlamadın ya. Anlamadın aman okuyum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi Karaman hazır. Ben bu at ben miyim? Evet abi. Oğlum sen salak mısın? Beni bu mu yaptın? Dikki at yapmış seni. Salak mısın? Ben niye dil çıkartıyorum amına koyayım Karaman? Beni niye dişi at yaptın veya işte poni mi yaptın? Ne yaptın bu? Unicorn gibi bir şey yapmışsın. Ben normal taşaklı bir at yapsaydın ya bana. Sana bundan sonra at ağzını mı desin? Nesin ne var? Nesin konuşsana abi? Konuşuyorum ben şu an Karaman. Samet bir konuşsana Samet. Ortam. Şu şekle bak. Ağzında niye Amazon logosu var lan? Orospu çocuğu.
Sponsorunu mu aldın? Hani lan? Oha evet. Hani oğlum ben niye göremiyorum? O ok çizgisi sen... Ya o marka logosunu tanımıyorsun sen, ondan göremiyorsun. Normalde görüyorsun da. Alo. Oğlum nasıl zaten konuşmayınca tutmuyor. Bir susmuyor ki kanka. Tamam kanka anladım. Aşağıda iki maymun var lan, onlar kim? Normalde üç maymun oynuyor bunlar. Biri Yağmur, biri ben. Bir şey söyleyeceğim İbo. İbo konuş lan, susma. İbo konuş bakayım. İbo. İbo mikrofonu kapalı ortam. İbo. İbo yemezler İbo. Ya kavun hiçbir yayına gelmiyorsun, şimdi mi geleceğini tuttu amına koyayım? Bir dakika, kavundan da çarpıcı açıklamalar dinleyeceğiz de. Aha. İbo bir konuş İbo. Ya Karaman siktir git, kaldır şunu ya. Mert senin belanı sikerim lan, daha bir kapıya geçip uğurlamadım bile misafir. Anlat dayı. Kavun döker misin ortaya? Aynen öyle kavun. Haklı kavun. Bu konuda çok haklı baba. Çok haklı. Bizlik makara yapıyorsun yavşak. Sarhoştum lan. Şov yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi kavun? Kavun sen bu konuda sabahtan akşama kadar... Bu sağ üstte gelen kim bu arada? Mami. Mami mi geldi, tamam. Sen bu konuda sabahtan akşama kadar konuşsan ben seni sabahtan akşama kadar desteklemek zorunda kalırım bak. O kadar net bir konu. Burada o kadar haklısın. Yani sen yarın akşama kadar anlat, ben sana hak vereyim uyumadan böyle. Sabaha kadar hak vereyim sana yani. Öyle bir konu. Öyle bir konu benim için. Yağmur gülme. Harbiden ciddi bir konu. Orada siz içmişsiniz kafalarınız güzel. Ben çok odaklandım. Her şeyi ben de oradan bakıyorum her şeye. Farkındasın değil mi? Nasıl Mert? Her şeyin çıkış noktası senin yüzünden. Niye ha, o da bana bağlandı. Ya, çok güzel. Evet, Çağrı oradan niye abi bize fondip mondip attırıyor lan? Sana mı attırdı amına koydum fondipi? Adamı niye getirmiyorsun kapıda? Ya orada kavun gaza gelmiş, bir tane attı, o saatten sonra ben atmayacak mıyım lan? Yapacaksan erkek gibi böyle yap dedi adam. Tamam kardeşim, senin kontentin değil mi? Bir dakika. Bu kontent kimin kontenti ya? Senin kontentin değil mi? Oy, bir dakika ne dedi? Aha, Alpe salladı vallahi. Bana sallamadı. Ne dedi? Rakı içen yok. Lan yüzüne bile ne demek sallamadı? Direkt Alpe sallamış oldu, rakı içen yok deyince. Direkt sana gelmiş Alp. Yo, Alp'e sallamadım bu arada. Lafı soktum, Mert inledi her zaman. Oo, Davut müziğe salladı. Kanka sen gene tuvalette mi çalıştın bu yazıları? O tarafı ayın. Vazgeçimiz. Mert'cim. Karama şunu kapat. Anksiyetem dağıldı amına koyayım ya. 20 tane tişörtü alıp da Alp bak 20 tane tişörtüm var. Benim flexi neydi amına koyayım? Ben belki fakirim amına koyayım. 20 tane çağır, 20 tane tişörtü tek tek bak, bu önü, bu arkası diye 20 tane tişört gösterdi bana. Kusura bakma, ben seni Engin Ballı ile karıştırdım. O bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Engin Bilgi, bir şey söyleyeceğim. Sen niye tişört şov yaptın bu çocuğa? Niye yaptın lan? Kendisi sordu. Bana dedi ki, "Aa" dedi, "ne güzelmiş ya" dedi o. Ya nereden bir şey söyleyeceğim Alp. Siz bu amına koyduğumun metropolünden gittiniz, yarım saat sonra yayına girilmedi mi? Bu yarım saatte ne kadar psikoloji bozucu hareketler yaşanmış amına. Dayıcım, dayı neler olduğunu anlamadım. Giremedik, taksici dolandırdı. Ana zorla parfüm sıktırdı dayı. Sıksana sık. Ne lan ben mazot mu kokuyorum da? Zorla parfüm sıktırdı dayı. Ya bir insana bu kadar mert olur mu? Oğlum bu Mert var ya bak, bu Mert. Bak benim hayatımda gördüğüm en değişik, en rahatsız insan bak, en bu deli ha, ben sana söyleyeyim. Peki, senin yayınlara olan samimiyetim kırılıyor şu anda. Dayım beni evine almadı, onu biliyor musun? Hı? Ne dedi Mert, ben anlamadım. Hasan sen ne dedin? Ne dedin? Abi ben bir hafta önce falan dedi, iş dışarıdaydım. Yakındım, geleyim dedim. Ben baştan dedi. Söylüyorum Mert, ben oraya geldiğimde orakıyı sana koydururum, haberin olsun. Ne oldu? Ben yine bir şey anlayamadım. Sakinlik yaparım. Hasan evi almamış Mert. Neden? Hasan'ı ya bu mevzu. Bak ama yok dur bakalım haydi. Haydi dur bakalım bugün. Bugün Mert'in yüzünün düştüğü gün mü peki yani? O gün bugün müydü amına koyayım? Bekliyordum çünkü öyle bir şey. Gel anlatacağım. Yuh amına koyayım. Önce Hasan anlat. İddiacı. Bir parmak arası verelim mi Çağrı'cım? Bir parmak arası, kısa bir parmak arası. Parmaktan hemen sonra. Orospu burası. Allah Allah. Bu çocuk kendisini televizyon dünyasına kaptırmış arkadaşlar. Evet, Ali Bey. 2000 ile 2010 arasındaki televizyon dünyasında yaşıyor bu Mert. Bilginiz olsun, ona göre gidin yayınlarına. Sürekli böyle hareketler yapabilir çünkü. Ayıp. Evet Hasan. Abi ben dışarıdaydım. Biraz daha acıklı yani. Anlat ama bu hikayeyi. Tamam ben anlatacağım. Biraz ben böyle Mert'e, ağlamakla anlat. Mert'e de yakındım abi. Evet. Bayağıdır da görüşmüyoruz. Göreyim dedim. Bir özlem gidelim. Abisini özlemiş.
Yazdım evet ha. Yazdım. Ne yapıyorsun dedim. Gel dışarıda biraz buluşalım bir şey yapalım dedim. Sana yakınım. Dedi evet. Ki işim var bugün. Hiç dışarı çıkasım yok. Sen bana gel dedi ilk başta. Senin o yalan söyleyen ağzını var ya. Kim? Bir dakika bölme. Bir dakika bölme çocuğu da. Çocuğu bölme lan. Hasan üzülme. Dedi ki tamam gel dedi. Ben dedim ama bir şey yapayım mı dedim. Sakal tıraşı falan olayım mı dedim. Berber var mı bildin dedim. Sakalım uzamıştı biraz. İlker sonra abiye. Evet. Dedi ki benim bir berberim var. O da gelirsin dedi. Tamam dedim. Kolumla atar mısın dedim. Attı falan işte. İyi ben bir saate geleceğim dedim. Tamam. Aradan bir 15 dakika geçti. Ben yola çıktım abi. Bana yazdı. SS atacağım abi ya. SS dur dur atacağım. SS atamazsın. Evet. Dedi Covid var dedi. Gelme şimdi senden Covid bulaşırım dedi. Dışarıdan geliyorsun falan yaptı. Ben yolu yaralamışım. Ne? Bir dakika bir dakika. Sonra eve almadı abi. Sana direkt böyle mi dedi? Senden şimdi Covid bulaşır evet. Sen dışarıdan geliyorsun. Turistüsün dedi falan dedi. Almadı beni eve. Ah canım kardeşim benim ya. Ah, bir de ben anlatayım mı? Of bir dakika abi bir dakika ya çocuk amına koyayım morali bozulmuş amına koyayım ya. Peki, sadece gözlem gidermek istemiştim. Ah be güzel kardeşim sende hiç suç abi. Yok ama sende suç yok bu abi dediğin insanlarda suç işte anladın mı? Sana gereken Adana'ya değerli, gel lan Hasan bize gel. Ulan var ya kardeşim istiyorsan gel bize gel bir yan odayı vereyim sana. Ben sadece özlem gidermek istemiştim. Amına koyayım ya. İlk dur. Hayat! Böyle hayatım. Kızılay bir hafta erkene çekilmiştir abi. Değmez Hasan değmez. Evet Mert şimdi senden anlat bakalım sen anlat. Ya hayır ben konuşacağım sen sifonu çekeceksin ne güzel hayat. Değil mi? Anlat lan! Bak şimdi. Bir dakika bir dakika çocuklar dalın. Şekilde. Mert'e dalın Mert'e. Gel lan buraya. Peki geliyorum. Lan yapma gel, yapma vurun. Dur. Amına kodum. Amına kodum gel. Tükür. Ananı sikeyim diyeceğim ağlarsın. Tamam. Dur öldürme tamam dur öldürme. Aa, abi dur. Şey de yaptı şey. Mami o bir kere çıktıysa öyle koyulmaz geri haberin olsun. Az daha unutuyordum abi. He. Ha ne oldu dedi, canım? Geldi GTA oynayacağız dedi ki ben yayınlayacağım falan yaptı. Sonra bu evi almadı ya beni. Evet. GTA'ya gelirsin yaptı. GTA'yı da almadı. Vay piç kurusu. Umert nasıl bir adam çıktı amına koyayım ya. Bana Hasan yazıyor abi öyle baktı Hasan yazıyor. Tabii gel kardeşim görüşelim diyorum. Hatta diyorum ki ben yayın yapacağım gel yanda birlikte yaparız. Okey. Aradan 30 dakika geçiyor. Okey. Bir kafede çalışmaya başladım. Okey. Hype. Bir kafede çalışmaya başlamış. Arada bir gidiyormuş galiba tanıdıkmış. Ben de bunu duyunca bir işkillendim. Ama bir şey demedim başta. Onun üstüne başladı anlatmaya. Bir dakika. Neyden işkillendin amına koyayım bu çocuk çalışmaya başladıysa? 1,5 hafta önce tam bu koronanın en hype olduğu dönemler. Amına koydum. En hype olduğu dönemler. Ben asıl. Hype. Bir şey söyleyeceğim. Senin ben fatura tüküreyim ya. Dalalım mı abi? Ama bir dinle. Ulan ben zatır olacağımı bilsem kardeşime gel derim ya. Evet. Ben gel dedim zaten. Ama ben şurada fıttırdım. Bana ondan sonra böyle garip mesaj atmaya başladı. Yok Americano içiyorum. Cappuccino ile karıştırdım. Her şeyi denedim. Ya ne de garipmiş falan böyle garip mesajlar geliyor. Sonra dedi ki bana sizin orada dedi kuaför var mı? Berber var mı? Okay. Bir gitmem lazım. Bir dakika. Tabii o mesajların anlamını anlayamadık şimdi. Niye öyle mesajlar atmış yani? Vallahi ben de bilmem işte kafayı üşütmüş. Ya kafayı harbiden bir şey söyleyeyim. Evet. Sadece o kafayı üşütmüş. Bütün ekip deney bir kere. Ben sana bunu net söyleyeyim. Sıkılmış orada ve bana böyle garip mesajlar Hasan. Geliyor. Onun üstüne. Hasan. Efendim abi. Bölüyorum. Efendim abi. Canım kardeşim çok benim. Çok yorum. Ya canım yapmayın acımayın şu çocuğa. Bir dakika lan. Hasan kardeşim. Sen neden kapışın öyle şeyi karıştırdın? Neden onu anlattın bunu? Merak ettim. Tamam ben de merakım ya çocuk merak etmiş amına koyayım ya Mert. Ya. Yaşa. Tadı paylaşayım dedim. Bak. Yaşa. Sıkıntı şimdi başlıyor ama. Bana diyor ki berberin numarasını atıyorum, konumunu atıyorum. Diyorum ki ara ama bir randevu al, dolu olabilir. Ve bana diyor ki ama çok yoğunum, çalışıyorum ben. Şu an sen arasan olmaz mı diyor. Lan piç onları karıştıracak vaktim vardı. Bak bir de çözeceğiz. Şimdi mi vaktin kalmadı? Sana piçime sikerim seni ama dur. Dal! Lan dur! Dur! Nükleer çalıştırdı. Lan dur! Tamam dur. Allah'a emanet.
Ya amına koyayım, ne yaptın ya? Ne yaptın? Atom bombası mı attın? Ne yaptın ya? Nükleer kriz çıkarttı piç. Tövbe estağfurullah ya. Devam etmeme izin verilecek mi? Devam etmene izin vereceğiz kardeşim. Konular işle işe gittiğimiz için. Ne dedi sana? Benim dedi müsait mi değilim dedi. Bir daha oraya bir daha. Bana dedi ki benim dedi vaktim yok. Ben çalışan bir kardeşim dedi. Bu da komik bir çalışan hareket olmuş. Çalışan bir öğrenciyim dedi. Ve ben dedim ki ya Hasan dedim. Ya bizim Hasan Paşa'mız ya dedim. Bizden biri, ailemizden biri dedim. Gene sineye çektim. Ve ben İlker abiyi aradım. Aa evet. Aha. Kuaförden randevu almak için. Fakat telefonu açmadı. Meşgul olduğunda veyahut da o gün randevu veremeyecekse açmıyor telefonları. O da öyle bir abimiz. O nasıl bir Merver ya? Öyle. Oğlum, gerçekten bu, öyle. Bir şey söyleyeceğim. Hayatlarımızda neden ilişkilerimizde de normal insanlar yok mesela etrafımızda da olmadığı gibi. Burada da yok da. Etraftakilerde de yok. Yani hiçbir bağlantıda düzgün bir insana çıkmıyor yani kapılar. Bu berberin derdi ne peki bu? Berber meşgula bu trip nereden yani? Yarına belki randevu isteyeceğim. Yılbaşı yayınını izlemişti bu arada kendisi, öyle diyeyim. Ya Sodom abi 115'e de sakal kesecekmiş. Yani? Ne? 115 mi? Ben anlatamam. Kadir Akbaş mı amına koyayım? Hasan'a söyledim. Ben gerizekalı Kadir Akbaş mı? Kadir Hakkı Alkan mıydı? Kadir Balkan ya. Kadir Alkan. Kadir. Evet, Kadir Alkan abime selamlar olsun. Evet. Mert'cim. İşte Hasan'a da söyledim ben, durum böyle böyle. Bana hala oradan darlıyor. Diyor ki ya diyor başka bir berber yok mu falan. Lan dedim Hasan yani gel bak evi biliyorsun, yurdu biliyorsun. Mahallede bir dolaş, gireceksen bir yere gir. Ben evdeyim, bekliyorum seni. Aradan 30 dakika geçti, gene bir şeyleri karıştırıyor ediyor. Ben canıma tak etti zaten, GTA'ya da adam eksik olma ihtimali vardı. O gece GTA yaptık yayında Yağmur'la birlikte. Hasan dedim ki Hasan GTA'ya gelecek misin? Ya gelirim falan yaptı. Tamam dedim o zaman, ben sen dedim kafede de çalışıyorsun. Korona da olabilirsin. Sen dedim eve geç, GTA'ya gel dedim. Konu da bu şekilde bitti. Ve bana GTA'da. O günden beri GTA'da duygusal yapıyor, bir şey yapıyor, bir sürü bir şeyler yapıyor. Peki sen üzgün müsün peki Hasan'a bunu yaptığın için? Hiç değilim. Kesinlikle daha fazla. O zaman siktim canım abi. Keşke adam yerine koyup İlker abiyi de aramasaydım. Benim orada ben eksi bir numara yedim. Sen sadece bize mi böyle davranıyorsun lan Mert? Servet abin gelse ne güzel ağırlarsın ama. Servet gelecek. Abi gelecek ya bu hafta ya hafta. Oğlum ben de gittim direkt. Onu da göreceksiniz. Mezeleri falan bana ayarlattı bir de, biliyor musunuz? Her şeyi ben ne? Taşıdım yukarı. Her ama şeyi ben tabağına koydum. Bana ne yaptırdığını söylemeyin. Yağmur biz birlikte yapmadık mı? Bana ne yaptırdığını söylemeyin. Birlikte mi? Mezeden Çağrı dayı. Mezeden bana kule yaptırdın Solelim'e. Çay yap. Ya sive git, siktir git. Ne bir yani bir tabağa bile elinin dokunduğunu sanmıyorum ya o gece. Tamam, yüzü burada. Bir yaban hatasını şöyle söyleyeyim. Elle yediğin için çatala da dokunma değilim yani. Dayı davulun eli yorulurmuş. Adam müzisyen. Ben sol elimde 4 tane kule meze üst üste. Hayır, düşündüğü şeylere bak. Hadi siktir. Amına koyayım. Eliyle yemek dayı yiyor. Ne çatal ne bıçak, hiçbir şeye şöyle dokunmadı. Şöyle elimin titremesine bakar mısın? Dayı bunun kaldı bu. Lan oha lan. Kaldı bu dayı, bu çocuk. Terbiyesiz Mert ya. Ya ne yapayım abi, öyle kaldı. Adam ressam ya, ressam onun. Bizim bana yaşattığınız anksiyeti yüzünden esas ben titremeye başlayacağım ya sonunda. Neyse kapı. Sen ne resmi çektin Zibegi? Sıkıntı yok. Kapı, sen ayakkabını nerede buldun? Ya ben beyazı giydim zannediyorum. Siyahı giymişim o gün. Ya sen bence renkleri karıştırdın Zibegi'm. Evet, o tabun da benim gözlüğümü sonra çalmış. Ben ağzımı açıp bir şey diyor muyum? Hayır. Gözlüğünü çalmadım ya Rami. Almış mı aldım dedi. İyi yapmış, az bile. Çağrı ben ne yaptım? Buna hediye tişört götürmüştüm. Harbiden yok. Terliydim dayı, değiştirdim gittim, terliyi bu piçe bıraktım. Yeni iyi kendim giydim. Sen bıraktın mı onu bu arada? Ben onu evde göremedim. Evde attım çamaşırlığa bu piçe. Şimdi işte soyunanları, üstünü değiştirenleri görüyorsunuz değil mi? Niye terledi? Niye? Ne oldu? Yayından önce ne yaşandı? Ulan biz var ya, ikinci bir yayın açmamız lazım o Rakıl Live'dan önce. Siktirlik. Hazırlık yayını. Çağrı gelmese sen beni sabah 9.30'a kadar tutacaktın orada. Davut söyleyecekti, ben kitlenecektim orada bir a. Bana dedin ki ilk dedin ki 3 saat. Sonra dedin ki 3.5 dedim. Benim kafamda şimdi net bir şey var dedin 3.5. Sonra dedin ki 4'e evet sarkabilir. Sonra dedin ki bir baktık yayın 5 saat olmuş amına koyayım ya. Ben 5 saat olduğunu dün öğrendim. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Instagram'da Rakılı Live mağdurları diye bir hesap açın, açılsın bence.
bu arkadaşların görselleri ve bu arkadaşların işler ve hani izlerken seyircilerin bozulduğu psikolojiler de bununla arkadaşlar ilgilensinler. Postlara da bizleri de etiketlesinler. Ben de okumak istiyorum. Rakılı Live mağdurları amına koyayım. 2022-2023 sezonu Rakılı Live mağdurları şeklinde. Bir sonraki konuk olarak herhangi bir duygu düşüncelerin var mı? Sen ya kardeşim bir sonraki konuk dinlesin o. Bir sonraki konuk dinlesin o. Ne biliyor musun Nesin? Bir sonraki hizmetkar olarak gelmek ister misin? Yani diyor ki bana diyor hizmet eder misin diyor yani bir sonraki Rakılı Live'da. O... Kendisine müzik ayarlıyor. Etaf yeti Çağrı sen yapsana bunu. Ah canım kardeşim benim ya. Sen çok üzülmüşler. Ben konuşamıyorum. Titiliyor artık. Ulan Mert, Hasan bu arada Mert, masayı aşağı indirmemiz lazım. Mert bir, ara bir şey söyleyeceğim. Bana bize kızdı kavunun adayı da bize yayından önce dedi ki ciddi konulara da kesinlikle girilecek. Kanka ben hadi. Bir şey söyleyeceğim Alp sana. Mert Hı-hı. nasıl size kızabiliyor ya? Bunu aklım almıyor benim amına koyayım. Kanka evin içinde görmen lazım. Acun Ilıcalı gibi. Mahalleden gelmeyiz Çağrı. Çağrı ağzına veriyor ya direkt öyle bir. Kaliforniya mahallesine amına koyayım. Eve girdiğin andan itibaren zaten dayı böyle ev falan böyle bir garip bir muhit. Tövbe estağfurullah yani söylemeyeyim. Samir Tayyip demiş ki Beşiktaş'ta peki Mert'in bu kamera açısında okey miyiz böyle mi olsun? Bence böyle olsun. Ne kadar uzakta o kadar iyi. Okey. Şaka. Ben şu sifondan bir tane versene. Daha Uğur Tier 3'te 8. ayıklamış. Abi Gökhan abinin chat'i açacağım yazınca 28 Şubat Twitch'te senden uzun dalgası olan varsa ben eğilirim önünde. Bu arada doğum günüm bugün en güzel hediye benim için katman olmakmış. Seviyorum sizleri demiş. Uğur'cum. Mutlu kaç yazıyor buna. Gökhan'a chat'e yazınca 28. Doğum günü kutlu olsun. Ha. Onu sorsana. Bir, normal uyurkenki halim 28 yoksa normal kalk. Motive olmuş halim 28. O önemli çünkü. Uyurken 28 ise biraz bulaşılmayabilir o Gökhan'a yani o noktada. O işte biraz tehlikeli felç durumu söz konusu çünkü o noktada belli. Çünkü onun tam oranı var 27.4 santim gibi. Onun üstünü çok önermiyor doktorlar. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi bir şaka daha yapardım ama onu yapmayacağım. O da içimde kalsın kendim güleyim şöyle. Evet. Evet Mert. Bir sonraki hafta konukların kimler? Hafta değil. Bir 3 haftada bir yapıyoruz. Bir sonraki hafta 3 hafta sonra inşallah Samet ve Nesrin gelecek. Hafta değil diyor 3 hafta sonra diyor. Hafta değil dedi. 3 haftada bir yapıyoruz dedi. Sonra dedi ki bir sonraki hafta Samet'le Nesrin hani, yapıyoruz dedi. Bir hafta sonra değil 3 hafta sonra Samet'le Nesrin gelecek inşallah. Nesrin mutfak önlüğün varsa direkt ki hazır. Ama onlara bir sürprizim de var Çağrı. Öyle kuru kuru da olmayacak. Nedir abi? Niye yok? Evet Yarrak. Kavun seni de dinlemek istiyorum. Rakıllay mağduru olarak. Programdan kanka, önce ve sonraki hayatında neler değişti onları bir anlatabilir misin? Kanka keşke gitmeseydim diyorum. Sadece ya bu çocuğun şarkısına Spotify'dan uyarı geldi amına koyayım senin programdan sonra sen düşün yani. Keşke gitmeseydim diyorum. Zaten yaşadığı muhit de öyle bir muhit ki kanka. Swag'i mahalleye işedi. O işedikten sonra zaten her şey bambaşkaydı benim için. Swag'i peki sokaklara işemesine de ben anlam veremedim. Bayağı sokağa işedi yani açıp. Neden işedin abi? Bunu niye işemişti? Abi sen niye sokağa işedin harbiden? Bu orospu çocuğun mahalle bunu hak ediyor dedim dayı. Bir de taksici sikti bizi. 1.5 kilometre yürüdük aman okuyayım istediğimiz yerden uzağa bırakmış. Dedim anasını sikerim bu mahalleni açtım işedim aman okuyayım. Bir de camın yanına işedim adamların böyle. Sikerim dedim lan bunları. Allah Allah. Keşke gelip eve Mert'in suratına şişesedin amına koyayım. Bir de kanka vantilatör karşısındaki Mert'i gördükten sonra... Vantilatör karşısındaki Mert o kadar korkunç bir şey ki Çağrı böyle değil ha. Çok kötüydü kanka rüyalarıma girdi ya öyle diyeyim sen sana. Sen de mi gördün kavun nasıldı? Kanka çok midem bulandı ya bir de evin içinde... Ve yani senle sırf ikimizdik o an. Dayı elini arkadan Çağrı dayı elini arkadan bağladı. Yalan söylüyorlar abi. Sonra kavunu bizi. Şey yapıyor. Bir dakika. Ben şu ışığı kapatabilir miyim? Sorguda hissediyorum. Bir dakika yok kapatamazsın. Bir dakika. Noel dayı 29. ayını kutlamış. Kavunu yedirmeyiz demiş. Noel dayı hoş geldin. Çoban... Dayıların hası. Dayıların hoş geldin hası. Dayıcım. Dayıcım diyor Alp'te. Dayımız hoş geldin. Dayı korona olduğu için çobanlık düştü arkadaşlar. Bitti çobanlık bugün. Korona olmuş adam amına koyayım. Adam düştü. Korona oldu, çobanlık düştü geçmiş arkadaşlar. Olsun, bundan sonra has dayı oldu. Has dayı. Doğru mu Alp? Has dayı unvanını verdin mi sen dayıya? Var, 10 ay var. Bitmiştir çoban devri.
Çoban hastayı. Devre kapanmıştır. Hastayı devremiz başlamıştır. Geçmiş olsun dayıma. Bir hastayı alalım. Hastayı geçmiş olsun alalım. Geçmiş olsun hastayı. Hadi bakalım. Evet. Kavun sen anlatıyordun. Kusura bakma böldüm seni. Ha bir de kanka evin içinde kitaplıkta bir şey buldum. Alp'le sana göndermiştik. Onu yayına gösterdin mi? Ha, onu benim zaten göstereceğim şey oydu. Ulan bir fake attım. Konu nerelere geldi? Götü başı yüzüne, çıktı ortaya. Mert'te yüzüne bak Çağrı. Ben neyi düşünüyorum biliyor musun? Hay şalandı. Ulan ne zekalılar. Ben kitap okuyan bir adam değilim ki evde kitaplık yok. Ne kitaplık? Köşede Dune serisi var. Dune ya bir şey söyleyeceğim. Içerisinde... Şu anda bu gece bir şey var. Bu gece çok başka bir olay yaşandı. Bu gece benim göstereceğim resim görsel oydu. Ben ama bunu ima ederken konuyu bambaşka bir yere çeken yine Mert oldu. Aslında aslında ben Mert'in götünü vantilatöre tuttuğunu bilmiyorduk biz mesela. Böyle bir bilgimiz yoktu. Evet. Gerizekalı kendi kendine vallahi ben götüm çıplak değildi vantilatörü tutarken falan. Kendi kendine ele verdi amına. Çok kötüydü ya. Kanka. Bu mu? Ben evet hayır, evet o tam o bil o bilsin. Kanka ben neye çıldırıyorum biliyor musun düşündükçe? Gerçekten bu Alp'in ciddi bir şekilde sizi karşısına alıp bu programda şunu istemiyorum bunlar olmayacak bunlar bunlar olacak demesi sahnesini ben. Bak ben bu sahne için sana şöyle söyleyeyim Netflix satın alırım amına koyayım. Öyle söyleyeyim. Şey bu sahne için eksen üyeliğimi uzatırım YouTube premium alırım yani. Anlatabiliyor muyum? Spotify alırım yani bu sahneyi görmek yaşamak hissetmek için yani. Kanka çok değişik şey gibi anlatıyor. Biz yaptığımız içerikte bunları bunları istiyoruz. Arada ciddi konular falan böyle sizli bizli konuşuyor. Alp de eline böyle telefonu aldı çaktırmadan herhalde kaydediyor böyle taşak falan geçiyor. Tam yakalayamadım oraya. Kapattırdı orospu çocuğu ya. Oğlum ben... Gizli çekim alıyordum dayı yakaladım. Bak ya. 1 ise 5 anlatıyorlar. 2 ise 10 anlatıyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ha, ya kontent de şu arkadaşlar. Mert kendi kanalında... Kontenti bilmeyen arkadaşlar için mi anlatıyorlar reklam olsun. Bilmeyen yoktur ya Çağrı. Yok canım bilmeyen yoktur. 150 milyon izlendiği için bilmeyen nereden olsun amına koyayım. Yuboço. Yok yok bütün Arap ülkeleri falan ekran başındaydı zaten. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kontenti bilmeyenler için şunu anlatayım. Bu Mert Solusüt'teki kendisi sıfatı. Bu Mert arkadaşım yine bu açıdan. Bakın bu açıdan. Şu masada yine. Aynı yani açı aynı. Sadece masada rakılar düşün ve yanında iki kişi daha olduğunu düşün. Tamam. Burada rakı içiyorlar. Content bu. Rakılı live Mert'e content bu. Mert'in eğlendirme contenti. Mert'in rakı içme, rakı içerken eşlik etme contenti Mert'e. Davut müzik var. Biri Davut, hizmet ediyor, diğeri müzik da çalıyor. Da şarkı çaldırıyor. Para karşılığı. Hiyerarşide parasını da vermiyormuş. Hiyerarşide, harbiden hiyerarşide bakın kendi çete kendi reklamını da attı. TV işleriye bütün full dead. Hiç oradan kendi reklamını da attı bak. Programı anlattın hani belki bilmeyen yok vardır diye. Bu program hani bilmeyen kalmayacak kardeşim. Yakında ATV'de falan da sen yayına girersin bu kontentle. Öyle söyleyeyim sana. Davut'un da şöyle bir şakası var. Dışarı bardak atılır her program artık. O şey oldu artık. O Mert çünkü evet. Öyle şeyleri tutulur çünkü. Bu bizim programımızın artık hareketi oldu deyip bir dahaki programda da attırmazsa bu şimdiden yazıyorum. Şu camdan, o göt kadar camdan dışarıya bir de bardak atılma seansımız oluyor programda. Bu harekete tutulur şimdi Mert. Her program bu bölümde atılsın. Onun için çünkü şöyle, başlıklar şöyle. Rakıl Live 13. bölüm mesela, anladın mı? Hani çok ciddi bir program başlığı ve içerik dayı, adımızı yani. Yaz dedim, tamam mı dayı? Bu kuraldır dedim Twitch'te, gelenektir. Konu yok dedi, Rakıl Live'da dedi. İsim olmaz abi. Yapmadık, yapmayalım. Bunu yapmadı. Ananı sikeyim, gerildim lan dedim. Sonra dayı konuşma geliyor Çağrı. Eller arkada bağlandı. Bir gerildik amına koyayım bak diyor. Bu konsepti kimse bozamaz dedi. Orada koptum zaten amına koyayım. Devamını banka, duymadı aklım yani. Nasıl yani isminizi yazmadı değil mi başta? Zaten. Yok, rica ettim dedim ki bak bu kuraldır. İzleyici de getirir fazladan. Yok dayı yazmadı. Ulan, bu dedi yazılmadı yazılmayacak. Bak şerefsize bak programın adının abi, önüne geçmesin diye isim yazmıyor işte oraya. Abi belki birisi Swaggy'yi sevmiyor, Kavun'u sevmiyor, beni sevmiyor. Gerçi beni sevmiyorsa olmuyor da. O zaman niye izliyor yani bırakın. Tıklamak istemiyor. Tamam Rakılı Live'ı bir tıklasın bir girsin bir baksın ya içeri kim var. Ya zaten herkes var orada bir tane kamera açık. Zaten yani illa yazmak mı lazım abi oraya? Ya bu var ya tamam bir şerefsiz ya. İlla yazmak lazım. Yayına girdiği anda biz 4 kişi yan yana oturmuşuz yani.
Kardeşim bu canlı yayın amına koyayım. Tavuğunu tanımayan mı var? Sevmiyor. Sen Gobster'ın desteğini unutmuşsun. Ya sen şerefsiz. Arkadaşını sevmese de gelsin izlesin mi istiyorsun yani? Orada Swag'in sevmeyen de kavuru sevmeyen de belki beni seviyordu. Ben onu şimdi Çağrı'dayım. Buna 500 abonelik attı bu Gobzlar diyor ki bizimkiler. Dayı diyor umarım geri verir bu piç vallahi falan yazdılar en son biliyor musun? Bak yemin ediyorum böyle yazdılar çocuklar en son ya. Abartın abartın. Abartın. Ya İbo Show'da bile isim yazıyor ya. Bir tek isim yazmayan bir kişi var o piyasada. O da Acun Ilıcalı. Ananı sikim yoksa. O da yazmasın zaten. Oha. Ne Çağrı? Yoksa. Ananı sikim çözdü. Büyük resim mi be? Peki Nesrin Hanım'a sormak istiyorum. Nesrin Hanım siz bu programa gittiğiniz zaman rakı da içmiyorsunuz. Siz ne yapacaksınız o programda? Evet Çağrı ben de onu söyleyecektim. Ben rakı içemiyorum Mert. İçeceksin. Ne? İçeceksin. Akışı bölemezsin. İçeceksin. Ha, aynen bu öyle öyle. Bak bu programda. Ben yorumu kırmıyorum. Merak etme uyguluyor. Mobbing yapamaz gelsen. Samet vallahi bildiğin gibi değil lan. Samet abiye bu konuşmayı yakalan gibi değil. Yaparım ha. Valla bunun ağzına yarrağımı ver saksı yapmayı da sakarım anlamına koyayım. Ah yayın bu yayın olacak. Cesareti bulamadım. Başlıyorsan da Sefa Köy'ü yazarım sen ama. Yaparsan hepimizi kurtarırsın. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Rock'ın Live'ın son bölümü. İnel'de amına koyayım Samet yarrağı veriyor. Kanka zaten bir şey söyleyeyim mi Samet? Sen müjdelendin kanka onu söyleyeyim sana zaten yazıyor her yerde. Programın da son bölümü olur anladın mı? Ya ben bu triplere kopuyorum ya. Gerçekten bu triplere kopuyorum ya. Bakalım ne olacak abi. Hiçbir şey abi. Mert'in kontentinin önüne geçemez hiçbir şey. Neyse sen de mecburen içeceksin orada. Yapacak hiçbir şey yok. Abi, ben dahil. Mert çeker sonra beni. Mert'i gördük. Mert çekiyor. Kavunu ayakkabısını vermedi. Ya Çağrı her şey senin yüzünden. O gün var ya 1,5 saat ayakkabı aradılar. Bir dakika. Dedim ki en son bak en son şu soruyu sordum ya. Kavun ayakkabıyla mı gelmişti kardeşim diye. Ben buradan sormak zorunda kaldım. Kavun. Bu kadar hiçbir şey olamazdı. 30 yaşında adamsın. Sen Sekraki'yi niye şat attın abi? O da öyle çünkü bir delikanlı. Çünkü atabiliyorum amına koyayım. Aynen öyle. Öyle. Anlayış bu. Ben bombayı patlatayım mı? Bombayı. Evet. Dayı. Yayın bitti. Yayın kapanıyor. Ekranı geldi. Ben de biliyorum bir şeyler olacak gene. Taksiyi çağırdım. Bilmiyor çağırdığımı da şey dendi. Şuralar bir toparlansın. Ananı sikin dedi. Yayın kapamadan çıktım dayı. Şaka yapıyorsun. Lan böyle bir şey demedi. Nasılsın dedi. Dedim ki ananı sikin komi oldu gece çağırdı. Koştum İbo çıktım yani hani evden. Direkt yayın kapanmadı ha ben yani bir şey söyleyeceğim da. Yani kalsan sana masaya da toplatma planı içerisindeydi bu piç. Masa artı bulaşık Yağmur. Fizik. Yağmur sen geldiğinde sabah 10-11'e kadar buradaydın. Masayı toplattın mı sana? Toplattım ben. Bari RP yapma lan. RP yapmıyorsun zaten yapma. Oğlum sizi hadi bir de çay demletlemiş. Bana gitti çay demletti. Ben yukarı. Vay şerefsiz. Vay. Hayır hayır. Yağmur geldi kapıyı bak açtı ya. Arkadaşlar bütün bunları Rakılı Live mağdurlarında Rakılı Live mağdurlarında göreceğiz hepsini. Siz de mağdursanız. Böyle diyor. Siz de mağdursanız oraya atın. Araba vur şuna. Araba gir. Bırak araba. Bu amına korum seni. Piç ya. Sıkma abi. Sen abi en efsanesi Samet abinin Payday'de maskeyi takıp içeri girmesini unutamıyorum ya. Ya Tuna. Tuna bir anı yaşasana amına koyayım ya. Bir sene. Ya bu mevzu bir sene oldu ya yaşananı ya. Bizi de aldın götürdün ya. Aldın götürdün bizi bir sene geriye götürdün ya. Onu ben de hiç unutamıyorum biliyor musun? Sorgusuz sualsiz senin emirlerini dinlediğim tek yer orası. Ben ne demiştim orada? İçeri mi geçtim? Geç içeri geç mi demiştin? Geç içeri geçtim Samet. Koyayım, içeri geç diye. Ben de geçeyim. Samet'in bir geçişi var. Onun klibi varsa atsanıza. Samet'in bir içeri geçişi var ama görmen lazım. Kafam güzeldi geçtim amına koyayım. Orada panik oldum bir. Eftal'cım donatın geldi. Çağrı. Buyur hemen görev yerine getirildi. Sapık Mert istifa Rakıl Live Rütük denetimine girsin. Rakıl Live mağdurları diye. Müzik Çağrı bir şey daha söyleyeceğim. Sapığı mağdur. Müzik sever sapığın mağdurları.
Ya sayfa açılmış. Bak Allah'ım bölüm 12 mağdurları o 7 kavunu hayrettin. Knuckle Live 12. bölüm mağdurları sıva gideyim. Merak etmeyin, son bölüm olacak bizimki. Belki Allah ambiyansımız Allah tutar. Mert şeyi açıkla. Şey hadi olursun. Şeyi açıkla Mert, sus. Samet. Davut müzik. Sen söylemişsin. Çağrı bu böyle pide söylemiş dayı büyük. Çorba var. Davut müzik aç aç bakıyor. Benle kavun girdik. Kavun da kavun abi, aç. Abi tamam okey. Ben kameramı kapattım. Bakıyor, elim cebimde. Sen anlat hikayelerini abi. Elim cebimde dayı. Yedi içti ya. Neyse tövbe estağfurullah. Profile tıklayamadım ya. Şurayı takip edin. Mert gel buraya gel. Aç kameranı. Yok çok üstüme geliyorsunuz. Aç, kameranı aç kanka. Vallahi terledim. Evet. Açmayacağım. Şaka yapıyorlar. Mert Kegrim, alamıyorsun değil mi? Kegrim Mert? Almanya'da nasıl çikolata olmaz ya? Buna basmayan Hristiyandır. Ben bir vantilatörün önüne geçip geliyorum. Travma bizde bu. Rock'ın live bölüm 12'ni bitiyor deyip 3 saat en stream ekranı veren sapık. Çare iyi söyledik. Aha. Vay şerefsiz. Komedyen. Komedyen ya. Tam bir komedyen. Gecenin buraları bende hiç yok bu arada. Yani umarım bir fail olmamıştır orada ama mikrofon kapalıydı zaten, olamaz herhalde. Daha ne olsun oğlum, adamlar bir yatırım sikmediğin kalmış. Sen bana buralar bir toplansın dediğini hatırlamıyor musun yayını? Stream ending ekranı varken. Ben direkt kaçtım dayı orada. Samet hiç be. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. He ortağım. Sen de bir kamera aç, seninle bir yüzünü görürüm. Tatilden geldi mi? Özledim hepini. Ben çıplağım ya. Harbiden ben çıplağım. O kanka ne olacak ki senin pipinden amına koyayım? Açıver ne olmuş yani? Şimdi vallahi açacağım yarra göstereceğim. 3 ay daha tatil yapacaksın amına koyayım. Kanka onun yatarı ne ki? Kanka şey ya 4 santime kadar serbest taşımak. Çağrı abi ruhsatla geziyor. Sorma amına koyayım. Benimkinin ruhsatı var amına koyayım, sen ne anlatıyorsun? Güzel şakaydı Mami ama puanını nereden kesiyorum biliyor musun? Şakayı niye tuvaletten yaptın? Ya. Halledeceğiz baba, halledeceğiz. Ya şu teknolojiyle niye bu kadar içli dışlı oldun? Sen niye kulaklık yeniliyorsun? Bok mu vardı? Eski kulaklığın nesi vardı yeni kulaklık alıyorsun sen? Kablosu vardı abi, bunda yok işte. İşiyorum abi kulaklık varken, daha ne olsun? Ya o zaman bütün gece işemen lazım o kulaklığın kablosuzluğunun hakkını vermek için. Kaç kere gittin arada tuvalete? Arada yürüyorum falan. İki. İki kere el olmaz moruk. Tamam, en az, en az 12-12 kere falan gitmen lazım ki o oradan konuşsana, hakkını versin yani. Evet Mami geldik senin TikTok'a. Zaten hiç tahammülümüz kalmadı bu sesten evet dolayı. Aç aç şunu hadi ya. Onu bir gönder tamam. Mami. Bir de ben onu gönderirken Mert'in bir dakika size ekranı hemen vereceğim. Mert'in ne gösteriyor ya? Mert'in ifşasını artık. Mert'in çok koptum. Bak eğer ki bana özelden atarsan sana daha iyi bir şey verebilirim. O zaman sen bana özelden daha iyi bir şey at. Ben onu beğenirsem. Hayır. Sen bana onu göster ve eğer ki onun paylaşılmasını istemiyorsam daha iyi bir şey veririm sana. Daha iyi vereceğine söz ver. Ya zaten onu yapacaksın ya da daha iyisini vereceğim. Sen her türlü istediğini alacaksın ama ben bir ihtimal daha iyisini alabilirsin. Allah Allah, bu adamla masaya da oturulmuyor abi ya. Ben de sana teklifim şu. Ben zaten bunu göstereceğim ya. Evet. Burada birazcık benim vicdanıma bırak kendini. Daha iyisini at. Ben bunu paylaşmamış olayım. En azından senin kontrolünde sen bir şey paylaş. Sen onu paylaş ortam bence. Daha iyisini de alırız. Kanka masadaki kimlik kartını diyor muhtemelen. O çok weak kalır bunun yanında. Secret. Paylaşıyorum. Paylaşıyorum o zaman. Paylaş. Of geliyor bomba ya. Dur, önce Mert'e attım. Hadi ya görelim Mert'in göçünü. Mert sana abi attım. Yollamadın bana. Geliyor, ortam geliyor. Bize de yayın versene la. Vereceğim. Dur dur sakin ol. Önce ona bir gönderdim. Daha iyisini varsa bunu takaslayacağım. Yayın ver de bize görek. WhatsApp'tan mı yazıyorsun? Nereden yazıyorsun? Yok DC'den. Yükleniyor şu an. Upload oluyor.
Tahmin ettim bunun olduğunu. Ya ben VIP katlı bu ama bak ben bununla ilgili sana söyleyeceğim. Ben buna var ya bak ben sana söyleyeyim. Ben buna iki gece güldüm ya. Hakkını helal et. Tamam. İki gece belli aralıklarla güldüm. Öncelikle. Beni bir dinle. Ne oldu lan? Oğlum ben bunu dün söylemiştim ben. Şey değil mi İbo? Evet dün söyledim. Evet dün ben buna İbo'dan İbo'ya bahsettim. Dün bana ne dedi biliyor musun? Hayallerini dedi bir kağıda yaz. Kart. Kendim ben almayayım. Ah lan. Dayı ilk önce bunu 3 yaşındaki kardeşi yazdı sandık yazıdan amına koyayım. Sonra bunun hayali. 7 yaşındaki çocuğun en büyük hayali. Abi ben tek bir şey söylüyorum istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Bunu program onlar benim hayallerim. Gerçekleştirelim bunu. Ama niye TR'yle? Hayaller niye TR'yle kısıtladı? Oradan bir başlayalım devamı gelir. TR Twitch ilk üçe gireceğim. Türkiye'nin sayılı YouTuberlarından olacağım. Bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Bak bak. Bu mutlu ayakları mutlu ayakları anaokulundan. Dur bunu TS bunu RTS ne yapar bir şeyler bunu ya. Ay yarıldım ya. Yedini çağırı bir de bana hiç bana bunun şeyini de vermedi biliyor musun? Hiç hissettirmedi elinde böyle bir şey var mı yok mu? İki gündür buna gülüyormuş. Arada bir benimle konuşurken arada bir böyle kıkır bir falan bir ses geliyordu. Demek ki belki ya elinde bu resim ona bakıyor bir yandan benimle konuşuyor. Koptum ananı sikeyim ya. Yardımcısı sana. İşte Mert'in başarısının sırrı. Mert yürü bir başarırsan buraları klip al kanka. Çok yaparsın. Bak bak sana başaramazlar dememiş, diyen olmamıştır. Biz diyelim sen bir yarım gün başarsan bizi göt edersin. Başaramazsın. Zor bu. Göt etmem ya. Senden bir sikim olmaz. Samet ortam bir şeyler demek ister misin? Bunu belki birazcık körükleriz amına koyayım. Story atıyorum ben. Bunu story at kanka. Bunu ya arkadaşlar. Bunu tweet attım bunu şimdi bugün, şey olacak. Bunu bugünün anısını herkes story'sinde paylaşsın. Attım neyse, abi tweet'i bir yapıya da attım. Bir dakika. Bunu bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunun sol üst köşesine Mert'in düşünürken gibi fotoğrafını koyabilir misiniz Photoshop'la? Yarak atıyorum mami altına. Lan ben de... Yok lan yok RTL. Bak bak ne yazmış. 7 yaşındaki yayıncı kardeşim kitaplarını karıştırdı arasında bunu buldum. Koptum ananı sikeyim ya. Ya bir de ben ne şaşırıyorum biliyor musun? Ben zaten buna 2 gündür gülüyorum amına koyayım. Hani bu 3. gün bu 3. günüm. Niye ilk 3 diyecek şimdi değil mi? Ya yeter bu orospu için. Abi bildirimler durmuyor. İlk üç dedim çünkü benim için bir de hep sen kalacaksın Çağrı. Tamam sessiz ol. Türkiye'nin sayılı youtuberlarından olacağım. Ama sayıyı belirtmemişsin amına koyayım. Kaçıncı youtuber? Yani 1 milyon 200 bin youtuber bu. Çünkü hani çok farklı içerik yapan var ya orada. Sen şimdi bu secret mi yaptığını zannediyorsun? Hani vallahi evrene o... mi gönderdin bu mesajı? Ne yaptın? O evet biraz o şekildeydi de Svegi sağ olsun yani kendi olmayan evde bu kadar rahat için nasıl bir yerler karıştırılabiliyor ben anlamadım. Ben karıştırmadım ama karıştıran dostumu da suçlamıyorum. Kitap getirdim ona sevgili. Bak bir dakika. Bir dakika karıştıranın da kim olduğunu söyle. Ya bu piçte var ya. Bu arada ben çok daha bilmiyorum evden ne çıkabilirdi gerçi de. Çok daha sert bir şey gelecek zaten. Bu bence gayet okey. Hatta bence artı bir puandır. Tatlı ve naif yani. Umurumda değil bunun. Bunun bana kitap gitmiyor tamam söylüyorum. Abi bunu 10 bin like yapmamız lazım. Bu meşhur olacak bu tweet ben söyleyeyim. Haluk Levent'in instası neydi? Haluk Levent acil. Oğlum bunu var ya Twitter'dakiler bunu şey zannedecek ha gerçekten yetişmedi. Bileti kendisine düşecek bu. Kanka karıştırmadık kitap koyacaktık Swag'in önüne makara olsun. Sana bir şey söyleyeyim mi Mert? Sana bir şey söyleyeyim mi Mert? Bak ben ilkokuldaydım da bizi tahtaya kaldırdılar. Yanımdaki kız tahtaya ne yazdı biliyor musun? Ben büyüyünce doktor olacağım yazdı. Sen burada olacağım yazmışsın amına koyayım. Yani bari... Ama kağıt bitiyordu ya orada. Kağıt bitmek üzereydi. Ya bu
Evrene gönderilen mesajda bir sınır mı var amına? Evren de benim aramda zaten. Ya o zaman gireceğim yazmışsın, gireceğim yazmamışsın. Piç, gireceğim yazmaman gerekiyor. Girdim yazman gerekiyor bu ya arada. Pes evet, madem böyle şeylere inanıyorsun. Ya yarram, ben nerede patlıyorum biliyor musun? Madem bunlara inanıyorsun. Ben böyle kağıdın bitmesine mi inanmadın amına koyayım? Hem evrenden izin, evrene kağıt bitecek diye strese niye girdin ki amına koyayım, onu anlayamadım yani. Bir kağıt daha yaz. Harikası yok. Hani bir şey söyleyeceğim. Evrenden bir kağıt hakkım mı var yani? Onu anlayamadım ben. Sen sırf bu kağıdı ortaya çıkaracaksın diye demin gönlümü aldı. Bir PR'ı yaptı Rakılı Live'ın. Sonra da bununla da KO. Oğlum tweet yürüyor ha. Yürüyecek ama... Mert, bekle, hayalin gerçek olacak bak, senin. Bak bu tweet'e var ya. İnsan bari şey yapar. Arkadaşlar altına şey yapın. Yok yok, hiç link bırakmayın. Ya çok şirin ya. Canım falan yazsanız ha. Hani dışarıdaki oğlum, tayfa. Oğlum orasını kim nereden buldu? Bu kim lan? Ya çıldırdım ya. Allah'ım sabır ver. Sonra açıklama yapacağım. 38 arkadaşlar, yaşında olduğunu söyleyeceğim. Ben 7 gündür bu piyasadan ve bu ortamdan uzaktım. Benim bütün 7 günde biriktirdiğim enerji şu an bitti amına koyayım yani, öyle söyleyeyim. Başa döndüm sanki. Hiç tatile gitmemiş noktasındaymış. O kadar yoruldum, mentalim çöktü. Arkadaşlar. Oğlum, bu resmi kim nereden buldu ya? Bir şey söyleyeceğim. Bunun altına normalde ah canım benim falan yazın ki dışarıdan gelen Twitter kullanıcıları gerçekten böyle bir şey zannetsin. Onları koparız daha sonrasında. Herkes gülmüş amına koyayım. 777 Mert kardeşimize tam destek. Helal. Gerçek olacak hayalim Mert kardeşim, gerçek olacak. Mert, geyik bir kenara, inşallah başarır ve göt edersin kanka. Kanka. İsteriz yani. Hiçbir sikim olmaz kanka. Allah Allah. Bak biz Akın'a da aynısını yaptık. Dedi ki abi dedi, siz de böyle yapıyorsunuz dedi, bir gün sikeceğim falan. Hala hiçbir sikim yapamadı kanka. Bizim gerekli... Ananı sikim ne oluyor? Değerli arkadaşlar, şu anda son dakika haberlerine göre, elime gelen son dakika haberlerine göre Ebu Tübül Mert 7 yaşındaki hayallerini kağıda yazdığını açıkladı. Haberin detaylarıyla birazdan hep beraber stüdyoda olacağız. Rakılay mağdurları tek tek bağlanıp mağdurluklarını anlatıyorlar. Oh. Oh. Biraz daha forumumdayım. Eskiden muhaber şey bültenine direkt girerdim. Şimdi biraz daha şeyimdeyim. Sevgili Mert. Efendim Çağrı. Bütün hayat enerjisi bitmiş. Bütün hayat enerjisi bitmiş yani. Kopartmışız hayattan amına koyayım. Çok güzel. Bir de ağla amına koyayım. Efendim Çağrı. Evet, ne duygu ve düşüncelerini alalım senin. Ben çok fazla... Şaka bir yana. Ya gerçekten açıklamamı mı istiyorsun yoksa? Mami senin niye yukarıda mutatmamı ya, yazıyor lan? Ya, bir... Abi o benim NFT piyasasındaki adım. Ya bu şak, bu da benimle taşak geçiyor dayı ya. Allah Allah. Meze ettiler dayı, bunlar bizi siktiler ya. Mutat Mami ne amına koyayım ya. Ben Mami'nin Twitter hesabı olduğunu bile bilmiyorum. Kâr ettiğin NFT sayısı 0. Burası da bambaşka bir drama profili amına koyayım yani. Çok üzüldüm ya. Kâr ettim, net sayısı 0 yazmış bir daha amına koyayım. Bak bak neleri bak. Retweetliyor bak, ne yapmış. Bak, bak. Abi bize de reklam verebilir misin? Verebilirim. Yağmur sen ne yapıyorsun, elin ortada? Son dakika yakaladım. Ne ya? Kötü yakalandın Yağmur ya. Telefonu koydum. Ne yapıyorsun? Tombala mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun amına koyayım, anlıyor musun? Allah Allah, ne alak? Ya nereye, gözümü nereye çevirsem amına koyayım bir şeyle karşılaşacağım ya. Ne kadar fesat bir insansın. Ama bir usuz durun ya artık ya. Bunu boynum ağrı girdi ya gülmekten ya. Estağfurullah. Kanka bir gittim geldim, eli böyle böyle hareketler yapıyor. Ya salak.
Ne yapıyorsun? DJ mi olacağım bacımıza amına koyayım? Bak ne hayal ediyor, neye gülüyor. Kaptım ananı sikeyim. Kapatıyoruz mu kameraları? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim İnşallah. Ben? Mert'in hayali gerçek olacak abi. Mert'in hayalini, bugün bir arkadaşımızın hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Koptum ya. Ya hakikaten çok üzüldüysem? Ulan denedim de olmadı. Bir gün önce. Denedim olmadı. Yavşak. Son kalkarken olamadım. Diyor ki burada toplansın diyor. Lan öyle bir şey demedim amına koyayım ya. Top dedin, toplansın dedin ya. Kavun da yok tek başıma. Bak bir dakika bir dakika, o konuya da bir açıklık getirelim. Kavun gerçekten üzümden nisse var ya, daha büyük koparım. Rakı Life ile anlattı. Tek bir kelime doğru değildi. Tek bir kelime. Nasıl ya? Benimkiler doğruydu. Sen Yağmur demedin mi? Bir dakika mi? Ben masayı toplatmışım. Masayı topladın mı sen? Mezeleri bana koydun. Al kardeşim sen şu 20K izleyiciyi bugün erken kapat. Masayı kurarken birlikte kurduk. Masayı topladın mı toplamadın? Birlikte kurmadık masayı. Ya birlikte kurduk ya. Abi yeni bir sen kesemiyordun, karpuzu ben kesiyorum abi, attım. Ben yedirken çay yaptım bir de bütün. Bu da defterin arasından çıkmış Mert'in. Ay sikeceğim, evdeki bütün defterleri çöpe atacağım şimdi ya. Ama yapma, hayalini de tatlı. Ne o? Bak sikerim belanızı artık. Çağrı dinleyip 30 bin çevre ya. Ya çok iyi ya. Bunu da monitöre yapıştırmış kağıtla. Abi özel alanımı ihlalden ben gerekli yerlere, mercitlere başvuracağım ya artık. Mercit düşmanı piç kurusu ya. Of. Oğlum bitti. Bugün de bir genç kardeşimizin hayallerini siktik arkadaşlar. İnşallah biz burada olduğumuz sürece daha çok böyle hayallerin namına koyacağız. Bir de bak, Evren'e de mesajı biraz yorumlamaya açık göndermiş. Yani Türkiye'nin sayılı YouTuber'larından olacağım. Biraz da hani nereye layık görülürsen, Orkun'un bir tık altı veya işte Enes Batur'la Orkun aralığında bir nokta falan. Ya yazsana oğlum oraya madem.
Sensin abi. Mami'nin Twitter'da. Ah bir ataşın. Ne oluyor? Her yer birbirine girdi ya. Aa bu görsel. Bu görsel. Ben bunu story atacağım ya. At kardeşimiz de bu da 7 yaşındaki. Biraz hormonu çok olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bana WhatsApp'tan göndersene Mami. At abi bana, ben yollayayım. At. Ben ne atıyorum oğlum? Girin alın ya artık, amına koyun bir şey de yapın ya. Abi indirdin sen onu. Ulan abi, ben bunu attıktan sonra ya kendime de atabilirim zaten. O evreye geçemedik daha. Abi resmi kopyaladım. Abi direkt karşında ya abi seni şu an. Ulan ben zaten telefonuma gelsin istiyorum. Ya abi, tamam, telefon Discord'dan at. Kardeşim ben bunu birine atacaksam niye kendime göndermiyorum, sana gönderiyorum, bir daha bir turda attırıyorsun fotoğrafa. Tamam abi, al eline telefonu. WhatsApp'tan şey istiyorsun ama. Evet abi, sen WhatsApp'tan istiyorsun. Bunun yeni kucaktan kucağa. O zaman şöyle fotoğrafını beni çekeyim ben bunun. Yarram, teknolojinin içerisinde yaptığımız hareketlere bak. Ben bunu niye Twitter'dan almıyorum salak gibi o zaman? Kendi işini kendin halledeceksin abi bu devirde. Benim de beynim yandı ki hocam. Benim beynim durdu şu anda mesela. Evet, buradan gireyim alayım ben bunu. Sikime kadar göndermeyin lan hiçbir şey. TRT ilk üçe gireceğim. Türkiye'nin sayılır turlarından olacağım. Siktir git amına koyayım. Bak yarrağım olursun, bak gördün mü? Adam yayıncılığa küstürdü ya. Koptum anam. Koptum ya. Fotoğrafı kaydet. Mert üzülmüyorsun değil mi? Yok, ben bu hafta içi gideceğim ya ona elimde şarapla. Umarım olmaz. Kime gideceksin lan? Bana gelecek ya. Bana abi gelecek. O kafayı koydu bana. Beni burada şarap içmek bu istiyor. Bu hafta gideceğim. Çağrı ben. Kapıdan girer girmez tek bir kurtuluşan ustam hoş geldin de. Bunun içinde ustam demeye devam et. Aman okuduma. Bak yemin ederim dayı. Devam et bunun içinde. Ustam. Dizlerde yara. Karaman. Salak Mert. Estağfurullah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Benim dalağım patladı herhalde yani. Ben şu anda vallahi çok oğlum, güldük abi. TikTok'a yer kalmadı ya. Benim öyle oldu. Gerçekten dalağım falan patladı yani şu anda. Ben de hayallerimi yalacağım artık. Aç şu TikTok'a da. Mamenin TikTok'a da gülelim madem. Birazdan Mamenin TikTok'una gülelim. Şimdi uzun zamandır yayın yoktu. Bunları yapacağız artık, yapacak bir şey yok. Abi bana zaten bir tur daha gülünü, sonra da güleriz Mami. Aley Sultancığım eline sağlık, bu editi o yapmış. Aley Sultan yapmış. Koptum amına koyayım ya. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Kötü alışkanlıklarından uzak tutsun. Abi yarrak falan çıkar, daha fazla şey inme ya. Aşağı inme, ben yarrak abi atmıştım. Abi inme. Onun bir altında yarrak var. Oğlum niye attınız bunun altına öyle şeyler? Ben abi Mami'nin profili... Yürü be çocuk, şeyde hayallerini peşinden koş. Biz her zaman arkandayız güzel çocuk. Çok şirin ya, Allah nasip eder inşallah. Bak işte Akın oğlum, askerlerini yollamış. Bu yarrak olmaz. Atmayın demedik mi postun altına? Bu kim? Konuşanlar moderatörüm bu da. Hasan Cakkan. Bizim ekipte niye sadece kendi olan yok amına koyayım ya. Neyse, kamuoyunun değerlendirmesi bir randomdan ibaret gibi algıladım ben. Abi çıldırdım ya. Of. Mami gönder bir de ona da güleyim madem. Of. Gönderdin TikTok profilimi. Ben AFK'yım ya. Oğlum özel hesaptır diyor. Alo. Özel hesaptır diyor. Mami. Nasıl açacağım? Hepsini açacaksın profil.
Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.